Artık Cuma akşamları alıştığınız üzere İnsan Hali programından hepinize selamlar, merhaba. İki saatimiz var. Bu Cuma gecesini doya doya geçireceğimiz, gençlerle ilgili konuşacağımız harika konuklarımla beraber gençlerle ilgili kafamızdaki birçok soruya cevap verebileceğimiz harika bir İnsan Hali programı başlıyor. Müzik İnsan hali programına hoş geldiniz. Enerjik, harika gençlerle ilgili bir programda gençlere layık bir şekilde enerjik olmaya çalışacağız. Profesör Doktor İrem Yalı Ulubil hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne hoş büyük buldum. mutluluk sizi stüdyomuzda ağırlamak. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir keyif. Harika. Çok mutluyum efendim. Doktor Özgür Bolat sevgili dostum. Tam karşımdasın. Evet. Hayat boyu inşallah tam orada ol. Hep bir arada olalım. <laughs> Hep bunu canlı gönülden istiyorum. Özgür'cüğüm hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi ağırlamak gerçekten çok büyük bir keyif. Her cuma gecesi burada çok değerli dostlarımla önemli olduğunu düşündüğüm bir konu üzerine bir analiz yapıyoruz. Şimdi sizin hem mesleki donanımınız tabii ki çok güçlü ama bir yandan da yaşam deneyimlerinizden de bir şeyler aktarmak Artık önemli. Artık gençiz de. E tabii ki artık Bu bizim için de bir mutluluk. <laughs> Araya karışmak. Evet. Hatta saat itibariyle çok da böyle işte literatüre, literatürün içinde kaybolmuyor. Belki gerek de olmayan saatler olabilir. Biraz o deneyimlerimiz değerli diye düşünüyorum. Hocam bir yandan sınavlar geliyor. Şimdi bu sınavlar da zor. Bütün yıl hazırlanılan sınavlar. E, sınavlara tek başına çocuklar hazırlanmıyor. Koskoca bir aile var işin içinde. Kimisi öğrenme merakıyla öğreniyor. Kimisi ya ailem çok istiyor ayıp olmasın diye çalışıyor ama herhalde bu çocuklarda öğrenme motivasyonunu oluşturmak ebeveynler için ve tabii ki eğitim kurumları için çok değerli. Ne önerirsiniz? Özgür Hocam de başlayayım. Çocuklarda öğrenme motivasyonunu, ben bu başarım. içsel lütfen, motivasyonu lütfen. nasıl geliştirebiliriz, nasıl başarabiliriz? Bunu? Şimdi ilk önce motivasyon türlerinden bahsetmek lazım. Hı hı. Çok kısa ondan bahsedeyim. Şimdi bir performans odaklılık var, bir de gelişim odaklılık var. E, şu, şu tür sorularla ölçüyoruz onu da. Çocuğa soruyoruz bu dersteki temel amacın ne? Ha, i̇lk önce şunu söyleyeyim. Bir kaç, Biliyorsun bir kaçınma bir de e, yaklaşma motivasyonu var. Mesela iki kişi de para kazanıyor. Yaklaşma motivasyonu olan neden para kazanıyor? E, zengin olmak için. Kaçınma motivasyonu olan neden para kazanıyor? Fakir kalmamak için. Hı hı. İki kişi sosyalleşiyor. Yaklaşma motivasyonu olan neden sosyalleşiyor? Arkadaşları olsun diye. Kaçınma motivasyonu olan neden sosyalleşiyor? Yalnız kalmayayım diye. Şimdi bunu cep bu cepte. Bir de performans ve gelişim odaklılar var. Çocuklara soruyoruz mesela anketler var. Ee, soruyoruz çocuklara bu dersteki temel amacı ne? Eğer yaklaşma motivasyonu varsa çok yüksek not almak ve diğer insanları geçmek diyor. Kaçınma motivasyonu varsa iyi not almasam da diyor, kötü not almayayım geçeyim diyor. Hı hı. Gelişim odaklılar bu derste yaklaşma motivasyonu varsa bu derse mümkün olduğunca çok şey öğrenmek diyor kaçınma motivasyonu varsa ya bildiğimden aşağıya düşmeyeyim diyor. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Bir çocukta yaklaşma ve gelişim odaklılık varsa bu çocuklar derse öğrenmek için çalışıyor. iç hmm. İç motivasyonları yüksek oluyor. Birinci Dünya Savaşı var mesela. Sebepleri sonuçları ezberlemiyor. İnsanlar neden savaşır? Burada ne tür çatışmanın çatışmayı çözmenin başka yöntemleri varmış Bunları kafa yoruyor. Şimdi bu iyi mi kötü mü? Bu çocuklar yine araştırmalar var. Bu çocuklar sınavda kötü not alsalar bile üniversitede parlıyorlar ve hmm. hayatta parlıyorlar ve bazıları da bazıları da öğrenmenin sonucunda performans geliyor onları buluyor. O zaman biz hmm. ne istiyoruz? Eve gelince çocuk kaç aldın? Yüz alan var mı? Kaç kişi yüz aldı? İstemiyoruz. Ödevini yaptın mı? İstemiyoruz. Bu ödevle ne öğreniyorsun? Yüz almak, yüz almış olman senin her şeyi öğrendiğin anlamına gelir mi? Gelmediyse bunu nasıl öğrenmek istersin? Ya da 60 al, alıyor olmam senin bilmediğin anlamına gelir. Bunları konuşmamız lazım. Ve aynı zamanda ilgi merak oluşturmak için de e, e, konularla ilgili üst seviye sorular sormamız lazım. Mesela e, herhangi bir konu söyle bana. Dünya hariç. Savaşı. Dünya Savaşı tamam mı? Ee, buna neden dünya savaşı demişler. Şimdi bazı tarihçiler diyor ki bu Avrupa'da oldu. Dünya savaşı denmez. Bazıları diyor ki hayır her yerden asker geldi. Dünya savaşı denir. Tabii. Tarihte bir sürü savaş olmuş. Bu neden birinci? Ve toplumlar neden savaşıyor? Sa savaşmanın özünde ne var? Çatışma e kaynakların paylaşımı savaşmadan çözülebilir mi? İşte Hı -hı. bu tür şeyleri konuşması lazım çocukların. Anne babayı da bunu sorması lazım. Böyle olunca hayat başarısı zaten garanti ve ee, eğer çocuk öğrenme üzerinden giderse performans geliyor zaten. Onu buluyor. Hı hı. Onun için bilmiyorum. Böyle özetleyebilirim kısaca. Çok güzel bir özet oldu. Şimdi tabii ki insanların her davranışının altında bir amaç var. Bir neden var. Bazen bu yaklaşma bazen kaçınma gibi olabiliyor ama bir şeye anlam vermek, bir şeyle ilgili merak duymak, o merak duyduğun konuyu anlamaya çalışmak belki zaman içerisinde biraz olgunluk gerektiren şeyler olabilir. Hocam bu içsel motivasyonu geliştirmek için bir okulla giden bir herhangi birinden bu içsel motivasyonu geçir, geliştirmek için bir yaş aralığı var mı? Mesela bu 12 yaşında olur ama 13 yaşında başka türlü davranmak lazım. Ya da 7 yaşındaki çocuğu okuma yazma ile ilgili motive etmek mümkün ama işte az önce Özgür'ün söylediği gibi dünya savaşları çok ilgisini çekmeyebilir. Böyle yaşlarla motivasyon arasındaki bağlantıya dair çalışmalar var mı? Ee, Özgür aslında şeyi çok güzel söyledi. Niye çalıştığının... ...anlamını idrak etmen gerekiyor. Hı hı. Bu çok önemli. Ee, ufacık bir çocukken... Yani, ...siz ilkokula başlarken... ...aslında okula giderken... ...ana sınıfında en çok başkasıyla beraber olmak için... ...arkadaşlarınızla oyun oynamak için gidersiniz... ...ve oyun oynadıkça öğrenirsiniz. Akran öğrenmesi budur. Nasıl yemek yiyeceğinizi... ...nerede duracağınızı... ...nerede konuşmamanız gerektiğini... ...asla vurmamanız gerektiğini... Burada... E, o yaş grubu için tabii ki en önemli motivasyon evden çıkıp o oyun alanı aynı zamanda okul alanına girmek. Hı hı. Daha sonra oranın çok insani bir şey. Oyun çocuğu diyoruz zaten. O janjan, jan, o keyif, o e, itiş didiş ki onların hı hı. da öğretici tarafı vardır. E, orada arkadaşınla baş etmeyi öğrendiğinde ileriki yaşlarda üniversitede ya da daha ileriki yaşlarda dünyayla baş etmeyi öğrenirsin. Hı hı. O dönem için o ve daha sonra aynen Özgür'ün söylediği gibi daha neden sonuç ilişkisine? Var olmanın amacı, keyfi, nasıl bir hayat dizayn etmek istiyorsun? O hayat içinde sen nasıl bir birey olmak istiyorsun? Hı -hı. Senin mutluluktan anladığın nedir? Bunu sorgulatmak lazım. Hı -hı. Ee, Özgür şey çok güzel söyledi. Ee, gelişmeyi amaçlarsan, ve kendi içinde yarışmayı amaçlarsan öğrenirsin, büyürsün ve ister istemez zaten başarı gelir, performans gelir. Bu e, gerçekten tam istediğimiz bir şey. Ancak şu da oluyor, öyle bir sistem var ki bu yoldan geçerken senin performans açısından da sürekli sınamak zorunda. Hı hı. İşte eskiden orta öğretim başarı pu puanı vardı. Ondan sonra sınavların isimleri değişerek gitti. Teok oldu. Bir yandan da performansla senin gerçeğin baskısı çocuklar ister istemez yapılıyor. Evet. Burada galiba e, şunu çocuklara öğretmek lazım. Bir şekilde öğren, geliş, büyü ama sınanmak senin de felaketin değil. Hı hı. Sınanmak senin kabusun değil. Performansın iyi ya da kötü olabilir ama hayatta değişik zamanlarda performansını göstermen gereken zamanlar olacak. Doktor olursan, ameliyat yaparken, hakim olurken, bir davada eğitim bilimci olurken, nasıl eğitileceğini öğrenirken. Hı hı. O yüzden performanslarını göstermekten de korkutmamak lazım, kaçındırmamak lazım. Çünkü dünyanın gerçeği bu. Kesinlikle bu dengenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben ilk e, ODTÜ, sınavdan önce ODTÜ'ye ziyarete gittim. Abim orada öğrenciydi. Şimdi bana bir takım bölümlerden arkadaşlarını tanıtacak ve ben aslında hangi bölüme ilgim var biraz onu anlayacağım. İlk kişiyle görüşmeye başladık. Bölümünü söylemiyor. Kürekçi. Ne kadar güzel bir spor yaptığını, kürek sporunu yapmanın onu ne kadar geliştirdiğini, ne kadar güzel bir takım olduklarını. İşte Ottur'un bir Eymir gölü, gölü vardır. Orada geçirdikleri güzel zamanlar var. Aa, adam gitti ben bölümünü öğrenemedim. Sonra başka biri geldi. İsmini söylemeyeyim şimdi. Adam dansçı bölümü bilmiyorum. Dans etmeye başladıktan sonra hayatının ne yönde değiştiğini anlatmaya başladı. İyi ki dansa başladım dedi. Müthiş bir sosyal çevrem var dedi. Bak dedi duruşum bile değişti falan. Aa, adamın bölümünü öğrenmeden gitti. Şimdi iyi bir dansçı, iyi bir kürekçi, iyi bir dağcı, iyi bir şu bu. Aslında o kampüsün içinde muhteşem bir hayat var. Ama o kampüsün içine girmek için bir sınavdan geçmeniz lazım. Sanki böyle hani işin içinde bir performans var. Bir de o performansın sonucunda elde ettiğiniz bir şey var. Bunların arasındaki ilişkiyi çok iyi kurmak lazım. Özgürcüm gitti bizim şimdi çocuk güzel bir okula gitti. Şimdi herkes çocuğunu iyi bir okula göndermeye çalışıyor. Şimdi bu eğlence, akademi, sosyal hayat, hobiler arasındaki ilişkiyi. Şimdi tamamen sürpriz bir soru soruyoruz ama evet. hiç konu yoktu. <laughs> Nasıl dengeleyelim? Şimdi senin Türkiye Eğitim Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliğin var. Bununla çok gurur duyduk gerçekten. Peki, ee, evet, gerçekten. Hakikaten e, sizin gibi gönüllü çalışan insanlara ülkenin çok ihtiyacı var ve birilerinin taşın altına elini sokması çok önemli. Sen şehir şehir geziyorsun ve e, ihtiyaç sahibi çocuklara uğraşıp ulaşıp bir şekilde onların belli ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden size minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Bu dengeyle ilgili ne dersin? Eğlence, hobiler ama bir yandan da akademik konu. Ben şunu gördüm. Sürpriz olmadı soru ve Hı -hı. seminerlerde de onu söylüyorum. E, sosyal şey, spor yapan Hobisi olan çocuklar daha başarılı oluyorlar. Hı hı. Bunu çok net gördüm ben. Ee, bunun nedenin ne diye sorduğumuzda bence şu oluyor. Ee, birinci neden zaten stres atıyorsun. en hı hı. Yani şeyi. Doğru. E, stresini atıyorsun. Bu çok önemli. İ, i̇kinci neden yaratıcı insanlar kendi bireyliklerini daha da güçlendiriyorlar. Çünkü yaratıcı olmak ne demek? Kendi öz varlığını çıkarmak demek. Hı hı. En önemlisini söyleyeyim. Şimdi bir araştırma var Stanford'da yapılan. Öğrencilere iki yıl boyunca yılda dört defa kompozisyon yazdırıyorlar. Soru da şu. Senin en güçlü değerin ne? Ve bu değer neden önemli diye yazdırıyorlar. Bir gruba yazdırmıyorlar. Sonra bakıyorlar. O grubun, o grubun, o grup daha mutlu. Daha kaygısız en önemlisi söyleyeyim Başarısı yüzde on sekiz artmış. Sadece dört kompozisyonla nasıl artıyor? Çünkü bir insan değer odaklı olduğu zaman Hayat amacını belirlediği zaman kaygısı gidiyor. Kaygı gittiği zaman işine daha çok odaklanabiliyorsun. O zaman bir kişi spor ya da hobi yapıyorsa aslında bir nebze hayat amacı belirlemiş oluyor. O kişiler, o kişiler kendilerini hayatta daha güvende hissediyorlar ve derslerine de daha iyi yansıdığını düşünüyorum. Onun için bence eğer çocuk akademik olarak daha başarılı olmasını istiyorsak mutlaka hayatının bir yerine bir spor ya da bir hobinin konulması gerektiğini düşünüyorum. ben. Çok güzel bir şey açıkladın. Gerçekten şuna bakıyorum ben de. Şimdi Adnan Menderes Üniversitesi'nde çalışıyorum. Psikoloji birinci sınıf öğrencileri geldiğinde onlara şu soruyu soruyorum. Kimler puanına bakıp en uygun puan burası diye psikoloji bölümünü yazıp geldi. Kimler puanı yüksek olmasına rağmen bu üniversiteyle psikoloji bölümünü seçtiler. Sonuçta hepsinin puanı yüksek çocuklar bunlar. Bir devlet üniversitesinde psikoloji okuma şansı elde ettikleri için orada tercih ettim diye el kaldıranları not alıyorum. Ve yine dördüncü sınıf dersinde soruyorum. Kimlerin not ortalamaları daha yüksek diye. İlginç bir şekilde tercih edenler yani aslında psikoloji bölümünde okumaya gelmeden önce psikolojiyle ilgili hobi üzerinden bir ilişki kuranların ha. not ortalamalarının daha yüksek olduğunu görüyorum. Ve onlara birinci sınıfta bir ödev veriyorum. Diyorum ki bana 10 gün içerisinde Psikolojiyle ilgili bir hobi bulup geleceksiniz ve bana bunu açıklayacaksınız. Ve bunu yapmanızı özellikle devam ettirmenizi sizden rica ediyorum. Dördüncü sınıfa geldiğinizde vedalaşırken sizden bunu öğreneceğim. Tekrar soracağım. Hocam insanın mesleğinde bu bir hobi edilmesi mümkün mü? Bir de siz şimdi psikiyatri deyince belki insanlar genç yaşlarda biraz ürkebilirler. Hep sorunun içinden içinde mi kalacağım, hep insanların dertlerini mi dinleyeceğim diye. Siz nasıl seçtiriz? Ben ben her girdiğim TUS'ta psikiyatri yazdım hı hı. ve bir insanın ruhunun kanamasının bedeninin kanamasından daha önemli olduğuna hep inandım evet. kendi yaşam deneyimlerim de bunu gösterdi. Ee, ...ve gerçekten ruhsal sancı... ...ya da bir insanın ruhunun kanaması... ...bedenin kanamasından çok daha sancılı bir şeydir. Evet çok Onu, güzel söylüyorsun. E, kendi içimde de deneyimledim. Ama az önce eğer siz izin verirseniz ...bir şey söylemek isterim. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, tabii ki bir şey çok isteyerek... ...dileyerek, hedefleyerek, hayal ederek... ...gitmek çok keyifli bir şey. Ama ben şunu da görmüşümdür. Siz şunu söylüyorsunuz... ...birinci sınıfta kimler psikolojiyi çok isteyerek geldi... Hı. ...kimler... Ee, bu puan iyi ya da buradan uygun bir mesleğe geçebilirim. <laughs> Şu vardır, insan bir döngü bu aslında. İnsan sevdiği şeye emek verir, emek verdiği şeyi sever. Ondan sonra bu döngü gittikçe hızlanmaya başlar. <laughs> ee, emek verdikçe sevmek de çok gerçektir. Çünkü emeğin paha biçilmez bir şey olduğunu e, kabul edersek ki öyle, o dört sene boyunca verdiği her emekten aldığı ürün onu bir şekilde daha o her ne iş yapıyorsa, psikoloji ya da başka bir şey ona kök saldıracaktır. O yüzden Özgür ne der bilmiyorum ama çocuklara emek vermenin tadını da öğretmek Tabii lazım. Ki, kesinlikle. Tabii ki, kesinlikle. Emek vererek. Ya, e, çünkü emek beraberinde kendi verdiğin emeğe kendin sahip çıkmak isteyeceğin için. E, o yüzden mesela sınavlarda da çocukların gittikçe hırslanmasının ya da sen kaç net yaptın, o ne yaptı, sen hangisini kazandın... Performanstan sonra, e, performans dışında bir süre sonra şeyi fark ediyorum ben, kendi emeklerine sahip çıkma çabası. Bu evet. hatayı nasıl yaptım? Bunu nasıl yaptım? Bu bana açıkçası hoşnutluk da veriyor. Hı hı. Emeğine sahip çıkmak. Çünkü orada zaman var, enerji var. E, gerçekten, gerçekten ciddi bir yatırım var. Evet. Ben nasıl seçtim psikiyatriye? Çok isteyerek seçtim. Çok severek seçtim. Hatta bir cerrah kızı olarak babam bana şunu söylemişti. Eline kan değmeyen insana doktor mu denir denmişti. Aha, çok güzel. Tabii ona rağmen ona rağmen çok net bir mesaj vermiş ta, Tabii tabii tabi. demiş yani. Ee, tabii Siz mümkünse. Adınızın? Mümkünse benim adıma <laughs> hatta hani biraz daha değiştirme gücü olsa buna müdahale ederdi. Evet. Ee, ama çok isteyerek isteyerek seçtim ve e, insan hayatını güzelleştiren bir bölüm olduğuna inanıyorum. Yaşamanıyı hmm. gerçekten anlamlı kılan bir bölüm olduğuna inanıyorum. Bu çok güzel bunun sonuçta bunu söylemek. E, şöyle bir laf aklıma geldi. Siz de şey diyebilirsiniz. E, ruhun kanı gözyaşıdır gibi bir şey deyip. Tabii. Hmm. Evet. Öyle. Tabii. Aslında i̇şte, o kanayınca da onu... İşte romantik Özgür Bolat hemen <gülüyor> burada. <gülüyor> ben ve romantizm. Romantizm lütfen. <laughs> hiç inanamadım. ben. <laughs> çok Hayırın, güzel. Inanamadım. Dizi repliği olabilir yani başlangıç <laughs> ilk. Yok ben de öğrencilerime, asistanları şunu söylerdim. Tuzlu su önemli derdim. Hmm. Ne der, derlerdi? Ter ve gözyaşı. Ah tabii. Hmm. E, tuzlu su önemli çünkü gerçekten hayatın başladığı yerde tuzlu sudur. Arıtılmış su değildir. Ve... E, Tuzlu su aslında birçok şeyin de çözümüdür. Ya acının içinden ağlayarak geçersiniz, o bedeli ödersiniz, o yası yaşarsınız ve o yasla ya da zorlukla göz gözyaşıdır. Ya da başarı ya da ulaşmak istediğiniz şey e, en azından bizim bildiğimiz etik anlayışla terli olur bu iş, başkası da yoktur. Hem alın teri hem de duyguların ifadesi açısından bu tuzlu su önemli. önemli. Bu arada tuzlanmakla ilgili bu ara çok fazla popüler bir gündem var ama oraya girmiyoruz galiba. Bizim emek, sevgi ve o duygular üzerinden ağlamak. Bazen gözyaşları sevinçten oluyor, bazen üzüntüden oluyor, kayıptan olabiliyor. Ama şimdi şu soru geldi hemen aklıma. Siz şimdi başarılı bir öğrenciydiniz ve başarılı bir e, meslek elemanısınız. Siz de aynı şekilde evet. Özgür hocam, hep başarılarla dolu bir hayatınız oldu. Ama bu başarıyı kim ve nasıl ölçüyor? Şimdi çocuklar sınava girecekler. E, güzel bir işte gelişimsel süreç yaşıyorlar. Sınavda güzel bir liseye gidiyorlar ya da işte üniversiteye gidiyorlar. Fakat bunların başarılı olmasını sağlar mı? Ya da o zaman onlara başarılı der miyiz? Nasıl tanımlıyorsun başarıyı? Mesela 13 yaşında bizi izleyen bir başarıyı nasıl tanımlamasını önerirsin Özgür? Şimdi ben dörde böldüm. Hı hı. Dört, dört seviyeden bahsedeyim. Ve mutluluk ve başarı. Şimdi şöyle en üst seviyede huzur var. Huzur. Hı hı. Bence insanın ulaşabileceği en hı hı. güçlü, yani temel duygu değil ama herhalde huzur bir duygu. Tamam mı? Huzur evet. Birkaç şey göz hem, hem psikolojik olarak, hem fizyolojik olarak, hem de yaşamsal olarak evet. bir bütün halinde. Bütün halinde olma hali. Evet. Önemli. En üstte huzur var. Bir altında coşku var. Hı hı. Bana göre tabii. Hı hı. Coşku da şey yaratıyorsun. Diğer insanın hayatına anlam yaratıyorsun. Hı hı. Fark yaratıyorsun. Onlara dokunuyorsun. Bu biraz Ama. yaşam enerjisiyle de alakalı. Tabi. Ama zaten dokununca yaşam enerjisi evet. geliyor, tamam mı? Sonra onun altında sevinç var. Hı -hı. Mesela seni tanıdığıma sevindim. Anlık adı üzerinde. Hı -hı. Seni tanıdığıma sevindim. Sevinç var. Bir altta da e, zevk var. Yani Hı -hı. zevk odaklı bir hayat var. Şimdi buna göre başarı değişiyor. Eğer hayatta senin temel amacın huzursa başarı ne demektir? Hayatta ne kadar kendin olabiliyorsan o kadar başarılısın. Hı -hı. Hayatı ne kadar kendin olarak yaşayabiliyorsan o kadar başarılısın. Bir altta diğer insanların hayatına ne kadar dokunabiliyorsan başarılısın. Tamam mı? Bir altta ne var? Sevinç. Ne kadar kazanırsan ya da sahip olursan başarılısın. En Hı -hı. tehlikelisi bu. Evet. Değil Burada mi? çünkü bir doyumsuzluk da girebilir. Evet. Bacı. Sürekli Sonu sevinç yok yani. arayabilirsin. Kazan, kazan, sahip evet. ol. kazan Ve günümüzdeki Mutluluk anlayışı bu. Sürdürülebilir değil. Bu aslında dürtüsel. dürtüsel. Al diğeri de zevk var. Zevkte Hı. de ne var? Kendinden ne kadar kaçabiliyorsan başarılısın. Bu da işte e, şey ne onun adı? Bağımlılıklar. Tamam Ve biz bunu huzurun tam tersi gibi Huzurun tam sanki. tersi. O Hı. zaman ben eskiden ikinci seviyede olduğumu gördüm kendimin. Hep kazan, hep başarılı ol, Hı. hep ikinci ol. Sonra bunu sürdürülebilir olmadığını anlayınca başka arayışlara girdim ve hı hı. bir üstte coşku ve huzurun olduğunu gördüm. Bu diğerleriyle ilişkilendirdiğim bir duygu. Yani diğerleriyle ilişkili anlam yaratıyorsun tabi. Ya bütün, bütünün parçası oluyorsun yani evrende. Bütünün hı hı. parçası oluyorsun. O zaman hayattaki en büyük başarı, tamam mı? Doğan Hoca da bunu çok derdi. Hı hı. E, hı hı. E, aynen e, mekan cennet olsun. Ne kadar kendin olabilirsen o kadar. Hı hı. Bana göre artık başarı bu. Çok güzel tanımladın. Acaba bu kendi olma yolculuğumuzda pandemi nasıl etkiledi hocam? Size çok güzel bir soru geldi aklıma. Şimdi ben biraz Ay bu da çok güzel bir soru tam kend hocamlık. Kendin olmayı <laughs> iç sesinde barışık olmak gibi düşünüyorum. Böyle bir iç sesiniz var. İç sesiyle barışık olmayan kişi sevinç, zevk ve hazın peşine düşebilir. Çünkü evet. bunlar bir gürültü ve kendi iç sesini duymaktan seni kurtarıyor ama öyle bir pandemi yaşadık ki evde oturduk. Evde oturduğun zaman iç sesinle sürekli irtibat halindesin. Ve hemen de bizim meslektaşlar şunu söyledi. Aman işte bir dil öğrenin evdeyken, işte cevizle ekmek yapın, pilatese başlayın, <laughs> evde bir hobi geliştirin. Ya bir durun ya. Bir durun artık pandemi sana bir fırsat vermiş. Bir durup oturmak için bir fırsat vermiş gibi düşündüm hep. Hocam ne dersiniz bu iç sesle barışık oh. olmak bu kadar üst düzey bir varoluş hali mi? İç ses çok tehlikeli ve gürültülü. Gürültülüdür ee, ve eğer onu duymaya hazır değilseniz o iç sizin iç sesin söylediklerini kaldırmaya da hazır değilsiniz. Onu e, duymamak için cevizli ekmek yaparsınız, bazlama yaparsınız, <laughs> Tabii. su böreği açarsınız. Tabii. Çünkü kendinizle baş başasınız ve kaçacağınız alan yok. Dar evet. alanda kısa paslaşmalar. 3 evet. artı 1 evde, 4 artı 1 evet. evde hadi 8 artı bir evde hiç fark etmiyor. Bir şekilde dışarı çıkamıyorsunuz. Çocuğunuzla ilişkinizi yeniden gözden geçiriyorsunuz. Eşinizle, partnerinizle, hayatla, parayla. Doğru. Soru çok paranız varken bir bakıyorsunuz hiçbir şey yetmiyor ve çok sevdiğiniz biri ölüyor çünkü hiç bilmediğiniz bir virüs bir yerlerden gelmiş oluyor. Çok eskiden evet. gelip geçen daha önceki yıllarda domuz virüsü bu sefer gelip geçmedi. Hı hı. Ve çok o zaman. Uzun kaldı. O zaman anlıyorsunuz ki bir durmak lazım. Evet. Ee, ben onu hep şeye benzetmiştim pandemi öncesinde e, sürekli daire şeklindeki merdivende koşan hamster gibi koşuyorduk, koşuyorduk, koşuyorduk. koşuyorduk. Hatta durduğumuzda ne yapacağımızı bilemedik. Hmm. O yüzden mesela pandemiden sonra ciddi bir şekilde e, ben obeziteyle ilgili konuşmalarda yaptım. Çünkü herkes kendine bir şekilde mutfağı atıp yemeye başlamış. Size bir oran vermek istiyorum şu anda. Geçen hafta konuğumuz Ender Saraç'tı. Öyle bir istatistik verdi ki Türkiye'de ortalama yani ortalama her birey için bir ortalama alsak 4 kilo almışız. Hmm. <laughs> evet ile çok Ender Ender onu konuşmuş onların bir sabah programında. <laughs> evet. Çünkü neden aldık? Aslında anksiyetemiz arttığında karbohidratlı yiyeceklerin çok iyi biliyoruz ki, kolay ulaşılabilir yiyeceklerin beyinde o anksiyeteyi azaltıcı bir hormon salgıladığını biliyoruz. Sert medikasyon. Anksiyetemiz arttıkça buzdolabını açtık ve yedik. Evet. Çünkü o o evde kalmanın o iç sesten bahsettiğiniz iç sesten kaçabilecek bir yer kalmadı. O zaman hemen şöyle özgürün huzuru ulaşılabilir olmadığı için en alt seviyedeki o zevki karbonhidrat üzerine Tabii. aradık. Ama özgürün bu noktaya ulaşmasını özgür ne kadar çok emek, ne kadar çok demlenmişlik, ne kadar çok o başarıyı gördükten sonra şu an yaptığı işte siz de program başında ee, bahsettiğiniz gibi şu an artık verdikçe doyar hale geldi. Evet, çok i̇şte değerli. Öğrencisine öğrettiklerine, hı. evet o e, huzur ve noktasına gelmek için de belki de öncelikle o e, hızlı koşulan alanlardan da geçmek gerekiyor. Hı. Ama tabii bunu ne kadar hızlı geçsek, ne kadar hızlı farkına varsak o başarı denen şeyin iç barış olduğunun, hı hı. o e, kilo almayanlar pandemide o iç sesten rahatsız olmayanlar, iç barışı olanlar, kendiyle mutlu olanlar, kendinden korkmayanlar, hı hı. hayatını yaşarken e, bir şeyleri idare etmeyenler zaten kendiliğinden hayat akıyordu. Pandemide de evin içinde kendiliğinden aktı. Evet. Zoraki tutulan bir sistem yoktu. Evet. E, o yüzden pandemi hepimiz için çok ciddi bir sınav oldu. Ve bir fırsat oldu belki bunu sağlamak Kesinlikle. için. Kimileri bunu değerlendirdi Kesinlikle. diyorsunuz. Şimdi Özgür burada bu senin verdiğin tanımla ilişkili bir soru sormak istiyorum. Huzur ve coşku bir arada mümkün mü? Mümkün bence tabii. Yapabiliyor musun? Şimdi şöyle bu bir kişilik özelliği değil Hı. bir bakış açısı. Mindset. Soruyu bak şunla ilişkilendireyim ha. sen hem onu biraz bahsetmiş ol. Ha. Sen şimdi şehir şehir geziyorsun. Bu huzursuz bir şey gibi düşünülebilir. Ama coşkusu çok yüksek çünkü birilerine bir şey veriyorsun. Bu minvalde düşünürsek. Yani birine çok odaklandığında birini ihmal etmek zorunda kalıyor musun gibi düşünüyorum. Yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yapabiliyor musun? Cevaplayayım ilk önce. Şimdi dedim ki bu bir bakış açısı. Mindset. Hı -hı. Değil mi ama? E, bunu yapıyorsun ya da yapmıyorsun gibi bir şey yok. Bunu yapabildiğin durumların sayısını arttırmak var. Hı -hı. Eskiden, eskiden, e, e, eskiden ben bunu... Yüzde beş yapabiliyorken şimdi yüzde kırk yapabiliyorum. Güzel. Ama yüzde yüz yapıyor musun? Hayır Hı -hı. yapamıyorum. Yapamadığımda kendimi yakalamaya çalışıyorum. Diyorum ki bak şu anda sen e, huzur ya da coşku odaklı bir eylemin içinde değilsin ve bir saniyede geçebiliyorsun oraya. Bir saniyede geçebiliyorsun. Nasıl geçebiliyorsun bir saniyede? Şimdi ben seninle konuşuyorum, açıklıyorum tamam mı? Konuyu açıklıyorum. Sonra hemen değiştirebilirim. Acaba şu anda. Bizi dinleyenlerin, kimlerin artık çocuklara yaklaşımı daha güzel olacak. Ona geçtiğin an hmm. şey oluyor yani. Onun evet. için yapabiliyor musun dan? E, yani yapma oranımı arttırdım. Tamamen Hı -hı. yapabiliyor musun? Hayır. E, yolculuk önemli bence burada da farklı. Peki var da. mı bununla ilgili bir öneri? Bizi izleyenlere. Nasıl? Bunu yapmak için Bu, mi? mesela insanlar evet zevk peşinde ve bunun hayatın Abi, anlamı var olduğunu tabii düşünüyor. Ki, şu var, anda. Tabii ki, var tabii var tabii ki. Daha da kendiyle getirmek. oturacaklar, yazacaklar. Ben diğer insanların hayatında nasıl bir anlam yaratıyorum? Hı -hı. Bunu ben söyleyeyim mi? Ben yazdım bunu. Ben yazılır. Yani 6-7 sene oldu. Ben anne babaların ve eğitimcilerin birey çocuk yetiştirmesine katkıda bulunmak istiyorum. Güzel. Ve bunu da yapıyorsun yoğun bir şekilde. Bunu da yapıyorum da. ama mesela bunu yapamadığım zaman hemen kendimi hatırlatıyorum. Hı, -hı. Diyorum hadi buna geç. Evet diyorum hemen o bir örnek anlatayım mı? Evet lütfen çok <laughs> seviyorum. Sonra bir örnekte ben ekleyeceğim. Tabi <laughs> önce sen anlat istersen. Evet ha. güzel olur. Hı. Ee, bunu e, gerçekten çok samimiyetle gerçek e, yaşanmış bir örnek bir dost meclisinde bir açık havada çok yoğun bir e, çalışma gününden sonra oturdum ama e, konunun profesyonel bir tarafı yok e, bir dost meclisi. Başımı sola çevirdim ve Özgür'le göz göze geldik. Hmm. Ben sizi bir yerden çok tanıyorum dedim ama ben zaten yorgunluktan ve ondan sonra o noktada... ...Özgür büyük bir mütevazilikle bu arada şunu da belirtmek isterim. Benim oğlum da bu sene LGS'ye giriyor. Evet hayırlı olsun diyoruz. Canım. Cümlemize <gülüyor> <gülüyor> ve e, Özgür o birine vermekten beslenme duygusunu çok içselleştirdiği için... O geçiş hiç ilgisi olmadan bana en azından sonra eşime 20 dakika, yarım saat belki daha fazla eğitim, LGS, Hı -hı. hayat, amaç bunu anlattı. O 5 dakikada hani sevinçten, zevkten, huzura Hı -hı. o o geçiş Hı -hı. aslında Hı -hı. teleskopik geçiş. Ee, bir anda çok keyifli bir ortamda, çok sevdiğimiz bir dostumuzun sofrasında yanında birisi hiç tanımadığı bir kadın, aa merhaba benim de çocuğum dediğinde bunu verebilme potansiyeli. Güzel. Çok o başarı dediğiniz şey bu olmuşluk evet. yani evet tanışıyorduk falan deyip çok rahat başını da çevirebilirdi hmm. ya da konuyu belli ki çok ısrar etmeyeceğim daha çok daha yüze yer geçebilirdi ama vermeye niyeti olmak. Evet ama biraz da doğru konuda bir talep olmuş bazen hakikaten geçiştirebiliyoruz hayatın içinde bakıyoruz ki çok bizle de alakalı değil çünkü insanlar anlatmayı çok seviyor meslek yani. Doğrusu şey. da o bilmediğimiz şeyde evet. bilmediğimiz şey konusunda bilmiyorum. Demek aslında bir e, özgüvendir. Kendinize olan saygıdır, karşınızdakine olan saygıdır. Burada şey çok önemli değil mi? Mesela bir cümle yazıyorsunuz benim hayatımdaki amacım bu ve onunla ilgili bir talep geldiğinde bunu anlatıyorsunuz. Ama bazen de öyle bir mesleki uzmanlıklar var ki her türlü talebi karşılayacağını düşünüp anlatma çabası. Evet. Bir de öyle bir risk ortaya çıkıyor. Biz o mertebeye ulaşmadık herhalde. Ama biraz biz? da özellikle bizim bu mesleki ortamlarda beklenti biraz o olabiliyor. Yani diyorsun ki bak, o konuyu bilmiyorum. Yani onu bana sormayacaksın. Aa böyle bir ayıplama, cevap vermedi gibi bir şeyler de olabiliyor zaman zaman. Aslında aslında o konuyu bilmiyorum demek o kadar değerli ki orada. Bu konuya evet. benim aynı isimli diğer meslektaşım kadar hakim değilim. Çok Ve önemli. ötekisi sana bakarsa daha fayda görürsün. Evet. Ne ben senin düş kırıklığına uğratırım, ne senin üzülmenden ben düş kırıklığına uğrarım. Evet. Aslında bu insanı çok özgürleştiren bir şey bilmiyorum. Çok doğal olarak, e, söyleyebilsek mi? psikiyatride de öyledir. Her alana hakim olmanız çok ütopik, çok e, hastalıklı bir fikirdir. Bir Hı -hı. psikiyatrist olarak, doğal olarak, bir psikolog olarak hakim olduğunuz, daha hakim olduğunuz bir sürü alan vardır. Ve daha az deneyimli olduğunuz konuda bir başka arkadaşınıza e, refere edebilmek kendinize olan, Saygınız, mesleğiniz olan saygınız ama daha da çok karşınızdakine olan saygınız. Bizim mesleklerde zaten bu aşırı özgüvenli arkadaşları görünce bir eyvah diyoruz. Kendi öğrencilerimi yetiştirdikten buna özellikle dikkat ediyorum. Yani sen, senden beklenti kadar kendi yetkinliğinle ilgili hesabı verebilmek çok değerli. Hocam bir örnek verecektin. Şimdi ha, seninle şey. ilgili bir örnek verdiğine teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hatırlamışsın. Hatırladım, hatırladım. ama a, senin oğlunu görünce. Yani e, olay biraz daha değişti. Daha anlamlı hale geldi. Çünkü... Hayır sen de aynı örneği verecek misin aslında. Hayır onu vermeyecektim, <laughs> vermeyecektim. O sırada ama, o bahçeye benim oğlum da geldi. Yani, ha, harika. Ama oğlu gelince şey oluyor yani bir tane genç çocuk var. Yani bir hayatını anlamlandıracak. E, ona dokunmak güzel bir şey. Evet. Ve de onun da etkisi var. Öbür türlü belki bilişsel seviyede bir sohbet olabilirdi yani. şey İzmir'e seminere gittim havalimanına indim. Sonra baktım arayan yok, soran yok, gelen yok. Sonra e, aradım işte bizim ekibi. Dedim ki beni kim alacak? Ben yani terk edilmiş haldeyim şu anda <gülüyor> havalimanında. <gülüyor> beni kim alacak? <laughs> Hocam dedi okul arayayım dedi söyleyeyim size. Okul aradı beni. Hocam kusura bakmayın Aa, sizi unutmuşuz. Aa. Dedim yani ya dedim 3 ay önceden tarih koyduk dedim. Nasıl unutuyorsunuz? Hocam çok özür dileriz. Vallahi unutmuşuz sizi. <laughs> Tabii hafif sinirlendim. Sonra dedim ki tamam dedim. Sorun değil. Ee, bekliyorum ben burada. Bekledim havalimanında. Tamam Yarım saat sonra geldi. Beyefendi hocam dedi yakışıya bakmayın. Neyse sorun değil. Nereye gidelim dedi. Dedim, Bilmiyorum hangi oteli tuttunuz dedim. Bir sorayım dedi. Aradı. Oteli donutmuşlar Haliyle sen unutulunca otel. Ota <laughs> otel donatılmış. Ben de sinirlendim. Tamam mı? Dedim ki benim ekibi arayayım, bana bilet alsınlar, ben İzmir'den İstanbul'a döneyim. Hmm. Sinirlendiğim an, tamam mı? İşte bu alt seviyede dış kaynak hı hı. diyorum ben. Olduğumu yakaladım kendimde. Güzel. Ben niye sinirlendim diye kendime sordum. Hı hı. Çünkü yok sayıldım, tamam evet. mı? Yok saydılar beni. Herhalde şöyle bir şey olmamıştır okulda. Genel müdür herkesi toplamıştır. <laughs> ya gençler, <laughs> hadi yok sayalım. bir unutalım. unutalım. Nasıl? Gününü gösterelim biliyorsun. tamam mı ne yapalım. Unut Böyle bir şey olmamıştır herhalde. Orada ön bürodaki bir kızcağız unutmuştur yani. Özgür Bolt'u unutup Uğur Batı'yı hatırlayalım <laughs> diye. Onun fotoğraflarını <laughs> seviyorlar. <benim. gülüyor> evet Uğur'a e, pas atmış Ondan sonra dedim ki ya Özgür sen yazmıştın hatırlıyor musun dedim. Yarın veliler gelecek ha. ve sen onların hayatına dokunacaksın. Ve öfkem hemen geçti. Hmm, öfkem hemen sen. geçti. Tamam, bu en en... Evet. Aynı zamanda iyi bir duygu duygumu yönettim yani ve öfkeli özgürden alt kimliğimden e, bu öz bu özdür yani değer özdür oraya geçtim ve hayatında bunu ne kadar çok sık yaparsan o kadar özde yaşıyorsun ve çok güzel bir şey anlatacağım e, güzel araştırmalar var e, mesela su, hani doktora gitmek istemeyen korkan insanlar var hı hı. diyor ki doktora gitmek istemem hı. neden çünkü kötü haberle baş edemeyeceğini düşünüyor. Bir gruba alıyorlar. Diyorlar ki senin en güçlü değerin ne? Neden önemli? Tamam mı? Bu aynı araştırmada değil de ben araştırmaları birleştirerek anlatacağım hı hı. şimdi. Bir gruba diyorlar ki mezar fotoğrafı bul. Tamam Mezar yani ölüm korkusunu tetikliyorlar. Hı hı. Bir gruba hiçbir şey demiyorlar. Sonra en güçlü değerin ne dedikleri grup değerlerine odaklandığı an özün içine giriyor ya kendi özgüven adı üzerinde giriyor. Diyor ki tamam doktora görebilirim. Tamam hı hı. mı? Ölüm korkusu tetiklenenler şey daha da artıyor ee, hayrı endişe, şey, endişe tamamen kaçıyor hı hı. tamam mı diğer grupta aynı neyse oluyor. yani sen bir insanın yani bir insanın kendini hayatta güvende hissedebilmesi için ki o da huzura gidiyor işte o değerlerini keşfedip hı hı. E, onun onun içinde yaşaması lazım ben şu anne-baba okulunda bunu birçok yöntemini denedim en güçlü yöntemin e, bu şey olduğunu buldum diğer insanların hayatında yaratmak istediğin değerin ne olduğunu bulacaksın. Hem kendi hayatında hem de diğer katılımcılarda bunun en güçlü olduğunu buldum. Çok güzel bir örnek. Şimdi şuraya baktığımızda şimdi belki de dünya bizleri mutlu etmek adı altında bir takım zevklerin peşinden koşturuyor. Evet bravo. Çünkü değerlerinle hareket etmeye kalktığında değerler sana çelme takıp düşürebiliyor zaman zaman. Değerin sana çelme takıp düşürdüğünde ayağa kalkabiliyorsan belki de gerçekten o değere sahipsin. Yani her zaman şunu söylemek mümkün adaletsiz bir dünyada adaletli olmaya çalışırsan bu işte çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü dünyanın aslında adaletsiz işleyişiyle ilgili her farkındalığın senin değerinle ilgili de bir hayal kırıklığına neden oluyor. Bir süre sonra hayat mutlu olmak adı altında sana sadece zevkler sunuyor. Ve o zaman o yüzden de biz her jenerasyon bir önceki jenerasyonu işte zevk ve has peşinde koşmakla suçlayabiliyoruz. Ama burada şunu düşünmek lazım değerleriyle yaşadıkları bir hayatı onlara ne kadar sunabildiğimizi. Şimdi buradan bir gelelim. Şimdi çocuklar sınava girecek. Hocam biraz oraya gelmek istiyorum. Çünkü bu çok pratik bir bilgi olacak. Ee, şöyle bir tartı olsa. LGS sınavına girecek çocukları buraya oturttuk. Ebeveynleri de buraya oturttuk. İkisinin de tartısının şeyine kaygı olarak belirledik. Siz ya da endişe olarak belirledik. Ebeveynden mi daha ağır basıyor bu endişe? Çocuklarda mı? Yoksa birbirine bulaşıyor mu? Ne diyorsunuz o konuda? Bir kere bir biyolojik olarak, biyolojik olarak bir takım yatkınlıklarımız var. Birilerimiz daha kaygılıyız, birilerimiz daha rahatız, birimiz daha savaşçıyız, birimiz çok daha rahatız. Birimiz gelecekten daha çok korkuyoruz. Biyolojik olarak fabrika ayarlarımız, yazılımlarımız. Hı hı. Onun dışında yaşadığımız olaylar var. Hı hı. Ebeveynlerden bahsediyorum. Varlıklı bir ailede büyümüş olabiliriz, zorluklarla büyümüş olabiliriz, anne baba kaybı yaşamış olabiliriz. Ve bu da bizim sandığımızla beraber getirdiğimiz çeyizimiz. Hı hı. Yani anne baba olmadan önce bu arada ısrarlı bir şekilde bunu her konuşmamda ben söylerim anne baba olmak için doğurma hiç gerek yok doğurmakla ilişkisiz bir şeydir anne baba olmak hı hı. burada anne baba olurken hepimizin sırtında saplı bıçaklar da var evet. çünkü programdan önce sizinle konuşurken 70 serisi olarak benim doğduğum dönemde hı hı. şu vardı aman oku iyi bir üniversite oku hayatını kurtar. Bu mümkündü gerçekten de bu arada. Mümkündü mümkündü, bu. mümkündü. Ve demek ki okumak ve hayat demek. Demek benim ebeveynlerim okumanın, çalışmanın olmadığı bir dünyada Bilmiyorum. hayatım kurtulmayacağını inanıyorlardı. Bilmiyorum. Ve şu an geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki aslında kaygılı ebeveynlermiş. Evet. Ee, o yüzden ben şunu çok tartamıyorum. Eee ebeveynler kaygı ve yarışma içinde mi? Anksiyeteleri yüksek. Yoksa LGS öğrencilerime da bence bence bu çok bireysel bir şey hı hı. bu çok bireysel bir şey kendi içinde iç yolculuğunu tamamlamış ve kaygılarından sıyrılmış bir ailenin çocuğu muhtemelen LGS'ye daha kaygısız girecektir eğer az önce bahsettiğim o fabrika yazılımında mizaç özelliklerinde kodlaması çok yarışmacı ödül bağımlılığı olan Havuca sürekli koşan bir çocuk değilse. Hı -hı. O yüzden bütünle genelleme çok doğru değil. Kim kimi tetikliyor ama bana soruyorsanız e, her iki grup da bir diğerini tetikliyor. Biraz bulaşıcı olabiliyor yani burada özellikle söylem boyutunda ya da yüz ifadesiyle belki ama artık çok kısa süre kalmışken hocam biraz daha pratik. Çok tercih etmiyorum esasında direkt öneriniz nedir diye sormaya ama şimdi bir hafta var ve e, çok yakın zamanda o sınavlar ardarda başlayacak. Ebeveynlere bir öneriniz var mı? Çocuğu sınava girecek ebeveynlere. Öz Özellikle şuna dikkat edin Özgür diyeceğiniz bir şey. Özgür Hoca'nın yanında bunu tabii çok temkinli <laughs> çok temkinli söylemek lazım. Ama e, ben şuna gerçekten çok yürekten insan olarak, anne olarak, hekim olarak inanıyorum. E, bir çocuk bir şey olacaksa mutlaka oluyor. Hmm. Bir şey olmayacaksa da siz ne yaparsanız yapın. Yani o çocuğu LGS'de en yüksek puanlı ya da üniversitede en yüksek puanlı okula koysanız da eğer onun içindeki o minik savaşçı, mücadeleci bu bir şeyi almak için değil huzur bulmak için de hmm. o çocuk yoksa içinde hayat bir şekilde rast gitmeyecek. Evet. O yüzden e, ne önerirseniz derseniz e, ben şu an zaten bir hafta gibi bir süre kaldı LGS'ye. Herkes Elinden ne geldiyse, ruhsal gücü, ekonomik gücü, ruhsal dayanıklılığı, inancı, aileler bunu yaptı. Bence şu andan sonra gerçekten artık e, şu e, yeteneğimizi geliştirmemiz lazım. Bir kitabı kapatabilme. Ben, e, beşinde sınav var ve altısında şu olmalı. Tamam yaşandı, şimdi bunu bir kapatalım. Belki... Sınav sonuçları açıklandıktan çok sonra neler olabilirdi, neler oldu, güzel oldu. Biz burada ilişkilerimizi mi zedeledik, çok mu yorulduk, çok mu incindik. Anne baba ilişkileri gerildi, anne çocuk baba çocuk ilişkileri mi gerildi. Bunlardan cebimize ne alabiliriz ders olarak buna bakmamız lazım. Çok güzel. Yani aslında artık biraz harcadık, harcadık, harcadık. Bu sürecin sonunda bende ne kalacak kısmı esasında çok yüreklendirici bir Benjamin şey. Benjamin Franklin'in bir lafı vardır ve ben çok onu severim. Sorunlar, büyük sorunlar beraberlerinde aslında büyük avantajları da getirirler hı hı. ve sadece akıllı insanlar sorun bittikten sonra avantajın sorundan daha büyük olduğunu görürler. Evet. Bence LGS'yi bu ülkemizin şu anki sistemi bu. Acaba bundan geriye neler öğrenmeliyiz diye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Sınav sonuçları açıklanacak, birileri bir yere girecek, birileri girmeyecek. Ama burada bence gelip mutlaka bir tartışma olmalı. Evet. Ne yaptık, hangi yollardan geçtik, hangilerinden geçmemeliydik. Hı hı. Çünkü ben maalesef şunu da çok görüyorum. Ee, özellikle çok ciddi obsesif belirtiler çıkartan çocuklar. Hı hı. ...hiç tırnak yemediği halde tırnaklarını yemeye başlayan çocuklar, öfkeli çocuklar... ...ve tam da bu sınav çocukların ergenlik dönemine geliyor. Evet. Ve biz onlara hem şunu söylüyoruz, çocukluktan artık sen yetişkin oluyorsun... ...zaten ergenlik sadece ebeveyn için zor bir süreç değil. Çocuğun kendisi için de çok zor, kendi bedenini tanıyamaz hale geliyor. Bir hafta önceki bedeniyle bir hafta sonraki bedeni değişmiş oluyor, düşünceleri değişmiş oluyor çocuklukta kalamıyor, yetişkinliğe geçemiyor. Tam e, bu noktada, bu noktada çocuklarla e, bu ergenle ilişkilerimizden neleri geliştirdik? Nelere baktık? Bunu bu damıtmamız kritik. lazım. Bu kritik. Ona bakalım. Şimdi biraz artık işin sonuna doğru geldik. Bütün bu süreç bana ne kazandırdı? Bütün bu süreçte çocuğumla ilişkilerimde ne tür bir mesafe kat ettim? Bütün bunlar değerli. Bir de şununla karşılaşıyorum. Çok üzücü. Bazı çocuklar işte sınav anında zamanım yetmeyecek, başaramayacağım, mahcup olacağım gibi o sınav anıyla ilgili ya da işte bir anda midem bulanacak, başım ağrıyacak gibi bir takım sınav anıyla ilgili dertlere sahip, endişelere. Ama bir de öyle endişeler var ki, başarısız olursam annemin babamın yüzüne nasıl bakarım? Sevgili babacığım, benim için dershanelere o kadar para yatırdı ve zor durumdayken bunu yatırdı. Bu benim üzerinde bir yük ya. Başarısız olursam ona nasıl bunu anlatırım gibi. Özgür'cüğüm sen ne diyorsun ebeveynlerle ilgili? Ben birazcık bunların e, artık bu sınav öncesi zihinlerin biraz hijyenik hale gelmesini, bu virüslerden kurtulması gerektiğini düşünüyorum ama ebeveynlere bir iki tane de sen öneride bulunsan özellikle şu bu hafta ne yapsınlar? Evet, şimdi ben de not alayım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kaygının birçok sebebi var biliyorsun ee, ama um, de şöyle bir soru vardı şey OECD, bizim çocuklar pizza sınavlarına giriyor ya. Hı hı. Orada arkada da anketler var. Ankette şöyle bir soru var çocuklara soruyorlar. Sınava hazır olsam bile kaygılanır mısın? Şimdi bu soru neyi ölçüyor? Hı. Neyi ölçüyor bu soru? Yani şunu ölçüyor. Sen kendini yeterli hissetsen bile evet. o zaman yetersizlikten kaynaklanan kaygıyı eliyor. 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 Yine de kaygılanır mısın? O zaman çocuk neden kaygılanıyor olabilir? Biri utanç, senin dediğin aynı. Hı hı annem babam ne diyecek <laughs> annem babamın gözünden düşeceğim <laughs> annem babamın başarısını sürdüremeyeceğim baskı varsa <laughs> ee, öğretmenlerim gözünden düşeceğim arkadaşlarımın gözünden düşeceğim en önemlisi de biraz önce senin söyledin ben hiç olacağım hayatta o zaman kaygı yetersizlikten kaynaklanmıyorsa da belirsizlik de var o da olabilir çünkü belirsizlik de kaygı yaratıyor biliyorsun o zaman e en büyük kaygının ben Türkiye'de başarısız olursam yaşayacağı utançtan kaynaklandığını Hı -hı. görüyorum. Sınavda da zaten bu soruya da bizim çocukların %57'si evet diyor. Evet. evet. O zaman bu ne demek? Bence daha fazla o aran gözlemime bakarak. Ebeveyn bizim çocuk... yükü. Az önce bahsettiğiniz o ebeveyn yükü. Evet. evet. Oradaki yükü biraz fazlaca yüklüyoruz çünkü hani hocam bildiniz ya hayatını kurtarmak gibi bir anlam yükleniyor sınava. Şimdi ebeveyn şimdi o şeyi çocuğa veriyor. Evet lütfen. Evet, şimdi eee bir tane daha dün bir makale okudum. Hı hı. Tamam mı? Dün bir makale okudum. Ee, şey meta analiz. Meta analiz. Ee, e, mükemmelliyetçilikle hı hı. en çok ilişkisi olan bütün mükemmelliyetçilikle ilgili makaleleri analiz etmişler. İki tane şeyin çok yüksek ilişkisini bulmuşlar. Hı hı. Bir tanesi anne babanın eleştirisi. Hı hı. eleştiri, Diğeri de anne babanın yüksek beklentisi. Ki Bu her ikisi de başarıyı kesinlikle negatif etkileyen ee, çok çalışmalarda şimdi gösterilen çocuk da o zaman ne yapıyor yetersiz hissediyor yetersizliğini kapatmak için de mükemmelliyetçi oluyor evet. tamam şimdi bir tanesi bu O zaman ne bu söyleyeyim? çalışmaya bir şey ekleyeceğim birazdan çok ilgini çekeceğini tamam. düşünüyorum tamam o zaman ilk söyleyeceğim şey e, sen başarısız olursan bizim sevgimizi kaybetmeyeceksin sen hiç olmayacaksın bunu çocuğa söylemek ama söylediğimizde çocuk inanmayacak Diyecek, ki, ya sen dört yıldır tersini söylüyordun, bir haftada ne değiştir diyecek. Hı hı. Ve özür dileyerek söylersek bunun etkisi hı hı. olacağını düşünüyorum. Çok güzel, çok tamam. değerli bir şey söylüyorsun. İkincisi de şu, e, bu da çok güzel. Şimdi sınavı geçtin, sınavı ölüm kalım meselesi olarak görüyorsun. Üniversite sınavın üniversitede dört yıl, beş yıl, altı yıl okudun. Sonra 22, ömür kaç? 78, 80, 60 yılın var senin. 50 yılım var. Sen ne yapacaksın 50 yılda? Ne yapacaksın? Evet. O zaman 50 yılı konuşacaksın çocukla. Hı. 50 yılı konuştuğunda ne oluyor? Sınav artık ölüm kalım meselesi değil bir basamak oluyor. Evet. Bir yaşam deneyimi oluyor. Evet. Hatta. Basamak oluyor. Ve basamak olunca otomatikmen kaygın azalıyor. O zaman çocuğuna şunu diyeceksin. Artık çağımızda üniversitede çok ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Ee, senin en güçlü yanın ne? Bir. İki, bunu nasıl geliştirmeyi düşünüyorsun? Üniversiteye gitmek zorunda bile değilsin. Ben söyleyeyim. Ee, üç. bu arada ben sadece tıp. Çünkü mesela üçüncüsü de onu söyleyeceğim. Üçüncüsü de diğer insanın hayatını nasıl dokunacaksın? Bunu yaptığın zaman hayat hayattaki hedefini belirlediğiniz sınav küçüldü ve bu çocukların kaygısı hani biraz önce güvende hissedecek sonra gelecek hop 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 yapacak sınavda da bir şey ayrı bir şey var şimdi bir de şeye meslek meslek ne demek diye baktığımızda gerçek anlamda iki tane meslek kabul ediliyor diğerleri yarım yarı meslek. Mesela hı hı. öğretmenlik yarı meslek. Hı hı. Bir de meslek olmayanlar var. Meslek tıp ve hukuk. Hı hı. İkisi meslek kabul ediliyor. Benim Kamberiş'te doktora yapan bir arkadaşım dedi ki hukuk çıkarabilirsin. Hukukta yapan hukuk çıkarabilirsin dedi. Bu ne demek artık? Tıp hariç odaya kendini kapatıp tamam mı? 5 yılda bir şeyde uzmanlaşabilirsin. Tamam mı? Evet. Belki şey. Tabi diploma olayları, sosyal olayları geç bilgi olarak yeterlilik kazanmak açısından diyorum. O zaman sınavı küçüp hayat amacına odaklandığın zaman çocuklarla kaygı azalıyor. Hı hı. Şimdi bak evet. çok kritik bu velilerle ilgili ebeveynlerle ilgili bir enteresan bir şeyden bahsettin. Ee, onların eleştirileri. Aslında öyle bir mekanizma var ki biz bunu e, aslında evli çiftlerle çalıştık. E, Seçil Uslu'nun tezinde. Şimdi bu çevreden gelen eleştiri öyle bir gürültü yaratıyor ki zihninde bir süre sonra öz dönüyor. Aslında anne babanın diliyle kendini eleştirmeye başlıyorsun ve senin iç sesin az önce bahsettiğimiz o iç ses aslında sürekli zihnimizin içinde anne babamızın sesi duyulmaya başlıyor. Ve bu öyle bir talihsiz bir virüse dönüyor ki o virüsün adı reddedilme duyarlılığı. Şimdi diğerleri için yani utanç duymamak için diğerlerinin gözünde ya da dilinde ee, kendimden utanmamam gereken biri olduğumu duymam lazım. Ama sürekli eleştirilirken benden bir performans bekleniyor. Yani eleştiri aslında yanında performansı getiriyor. Ve çocuk şunu öğreniyor. Ben yeterince iyi performans göstermezsem reddedileceğim. İşte burada reddedilme duyarlılığı başlıyor ve aile içi ilişkiler bir anda çöküyor. Biz bunu evli çiftlerle çalıştığımızda öz eleştirerliği yüksek olan kişiler ki bu biraz eşin eleştirilerinden kaynaklı. Onu kendine yönlendirmeye Sonradan oluşuyor yani öyle mi? Sonradan oluşuyor. Yani şöyle bir şey yapıyorsun. Ya bu yemeğe keşke biraz daha yani çok güzel eline sağlık da keşke şunu da yapsaydın. Keşke bunu da yapsaydın. Keşke annem gibi yapsaydın gibi bu ufak eleştiriler benim zihnimde bir şey oluşturuyor. oluşturuyor. Annesi gibi yapmalıyım. Tuzuna dikkat etmeliyim. Yapmazsam beğenilmez gibi çevrenin sesi zihnine oturuyor. Ve bu aslında senin sürekli bir reddedilme duyarlılığı yaşamana neden oluyor. Ve ilişkindeki doyumu düşürüyorsun. Çünkü ilişki performans kriteriyle değerlendirilir hale geliyor. Oysa ki evlilik, Sınav. ebeveynlik bunların hiçbirinde bir performans kriteri olamaz. Sınavda başarısız olsam da herhalde anne babama hala anne baba diyebilirim. Belki bu noktada bu performansla ilgili işleri okula mı bırakmak lazım acaba? Okula değil aslında bahsettiğiniz şey anne babaya. Gerçekten doğduğumuz aile kaderimiz olabiliyor. Burada Hı -hı. kastettiğim şey varlık, zenginlik değil. Çocuğunu... Ne kadar kendine e, sevildiğine inandırmak. Az hmm. önce bahsettiğiniz yemeği iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, çok mu yaktım, tuzlusu mu koydum, suyunu mu az koydum. Aslında o bir sınav. Hmm. Geçilecek bir sürü sınavlardan biri ve ben yemeği iyi yaparsam iyi bir eş olurum, beğenilen bir eş olurum. O zaman eşim beni çok sever, evliliğim sürer. Bu da bir sınav gibi. Hmm. Oysa doğduğumuz ailede şu bize verilebilirse, bak sen seviliyorsun. Sen değerlisin. Sen iyi insan olmaya bak. O her ailenin kendine ait olan değerlerini verdikten sonra başarı değil, varlığından dolayı sevildiğini bir çocuğa öğretebilirseniz, o yüzden o noktada çocuk sınav performans, performans kaygısından, sınavdan çok korkmayacaktır. Çünkü sınavda kalsa da sevilecektir. Aynı örnekte şunu da söyleyebilirim. Benim birçok danışımda şunu görmüşümdür. Ya evliliği sürdürüyorum çünkü bunu da beceremedi demesinler. Hı hı. Bunu da yapamadı demesinler. Ya da bunu da değil dahi anlamındaki D'yi çıkarttıktan sonra evliliği beceremedi demesinler. Evliliği sürdür, mutsuz bir evliliği sürdürüyor çünkü bunun da bir e, sınav ve performans evet. olduğunu düşünüyor. Evet, tam orası işte. Tam kritik Niye şimdiden. çıkamıyorsun? Ama mutsuzsun. doyumu düşük. Tabii mutsuzluk. Ee, Özgür'ün bahsettiği o huzur. Huzur diye e, belki ben şöyle de değerlendirebilirim. Kendinden ve hayatından razı olmak. Hı hı. Ee, o huzur. Memnunum. Yaşadığım hayattan memnunum. Olduğum kişiden memnunum. Ee, Saçımın renginden memnunum. Bazen bir şeyden çok korkmamdan memnunum. Elleri heyecanlanmamdan memnunum. Ben buyum ve memnunum. Kendimden razıyım. Evet. Yani bütünüyle orada bir kabul var ve bu kabul olduğu zaman da performans gösterme derdinden biraz kurtul kurtuluyorsun. Kabul ve didişmekten vazgeçiyorsunuz ama bu gelişmekten vazgeçmek anlamında değil. Kabul etmek ve kendinizle uzlaşmak ee, şu demek değil. Tamam ben şahaneyim, muhteşemim kendimi böyle kabul edeyim değil. Didişmeden Çok... kabul edebilmek kendini. Çok güzel. Şimdi... Bir saati geçirdik bir reklam arasına doğru gideceğiz. Fakat şöyle bir toparlamak gerekirse ilk başladığımız noktada dedik ki insanlar ödüle ulaşmaya çalışırlar ve cezadan kaçmaya çalışırlar. Sınavın adını anne babamın beğenisini kazanmak ya da sınavın adını ya annem beni beğenmezse babam beni beğenmezse gibi bir hedefin içerisine yerleştirirsek o zaman sınavı kazansak bile bu çok büyük bir başarı olmayabilir. Çünkü performans üzerinden bir ilişki kurmuş oluruz diyoruz. Belki bundan kurtulmak lazım. Bir şey söyleyeceksin galiba. Kesinlikle istemiyorum. İstersen reklamdan sonra mı yapalım. Evet, öyle sonra? yapalım, öyle tamam. yapalım. Tamam. Şimdi o zaman reklamlarımızı izleyelim. Ama şunu da hep söylüyorum ben. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize sorular ya da yorumlar yazabilirsiniz. Şimdi sosyal medya hesaplarımızı isterseniz ekranın altında bir görün. Oralara bizde paylaşacağınız bir şeyler varsa lütfen yazın. Bizi burada destekleyin çok değerli hocalarımıza sorularınız varsa da sorun lütfen. Ve biz ikinci bölümde gençleri konuşmaya devam edeceğiz. Ve reklamlardan sonra başlangıçta Özgür Bolat'ın notlarıyla başlayacağız. Bakalım ne notlar aldı çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cuma akşamı saat 23'te başlıyoruz. Bire kadar ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuyu derinlemesine analiz ediyoruz. Bu hafta analizi zor bir konu. Gençler, gençlerin dünyasındayız. Şimdi biz konuşurken çok sevgili Özgür Bolat notlar aldı. Merak ediyorum o notları dedim. Bakalım neler var? Özgürcüm söz sende. Şimdi yarın 2 kilo patates alacağım. Sabah 8 spor. 6'da kalkıyorum spor yapıyorum. çok merak ettiğiniz şeyler lütfen evet. devam et. Şimdi İrem çok önemli bir şey söyledi. Ee, gelişmek e, ya yani şöyle mesela iki kişi var tamam mı? İkisi de en iyisini yapmak istiyor. Ama mükemmelliyetçi ise burada hem kaygılı hem kendini ispatlama çabası var. Hı hı. Tamam mı? Gelişme odaklılarda da şey yok. Kaygı yok. Kendini ispatlama çabası yok. E, yapabileceğinin en iyisini yapmak var. Tamam mı? M mükemmele hı, hı mükemmelliyetçilikle gitmek çok sıkıntılı. Ama e, elinden gelen en iyisini yapmakla gitmek hem kaygıyı azaltıyor ve çok daha işler daha işte ortaya çıkıyor. Hı hı. E, birkaç not daha aldım ama şey şey bağlam geçti. Arada söyleyeyim. Mükemmelliyetçilikle ilgili zaten şunu söylemekte fayda var. Mükemmelliyetçilik bir yolculuğa çıkarmıyor bizi. Durduruyor. Mükemmelliyetçilikle en ilişkili kavram erteleme davranışları. Evet. Yani çocuklara çok küçük yaşta en iyisini yapmalısın. Mükemmel olmalı. Mükemmel olursan seni çok severiz. Alt metninde mükemmel olmazsa da seni pek sevmeyiz ve gerçek bir prens ve prenses gibi davran diyor değil mi zaman? Çocuk mükemmel bir şey yapmıyor. Ya mükemmel olmazsa korkusuyla hareketsiz ya. kalıyor. Sabit kalıyor. Yani şimdi o zaman. Notlarım konteksini olduğu Tabii tabii Biz senin notlarına hep baktık yokken. Oralara yol açıyor. <laughs> biz dersimizi çalıştık. <laughs> şey, e, eleştiri nasıl yetersiz yol açıp yol açıyorsa Hı -hı. övgü de aynı şekilde onu yol açıyor. Çünkü ço çocuk çok iyi bir şey yapınca anne baba çok seviniyor. O aferin falan diyor. Çocuk diyor ki ya yani bu işi iyi yaptı İyi mi yaptım Kötü mü yaptım? Hı -hı. Yani şöyle anlatayım daha iyi anlatayım. Şimdi mesela çocuk sandalyeye çıkıyor tamam mı? Sonra annesine babasına bakıyor. Niye bakıyor annesine babasına? Anne diyor ben hayatta kalabilmem için bir yeterlilik kazanmam lazım. Bir de diğer insanlarla ilişkimin iyi olması lazım diyor. Tamam mı? Şimdi bana söyle diyor ben yeterli yani iyi bir şey yaptım mı yapmadım yani yeterlilik kazandım mı kazanmadım. Bir geri bildirim bekliyor. Geri oradan, bildirim bekliyor. Tamam mı? Evet anne ona evet yaptın evet çıktın derse tamam ben yeterlilik kazanıyorum. Yeterlilik olduğunu da Hayatta deneyimim yok. Annemin babamın var, bana söylüyor diyor. Hı hı. Ama çıkınca aferin, çok güzel olmuş diyor. Çocuk diyor ki niye sevindiler şimdi? Niye mutlu oldular şimdi? bu Annem babam niye mutlu oldu? Hı. Sonra bir noktadan sonra şunu keşfediyor çocuk. Ben iyi bir şey yapınca annem babam mutlu oluyor. Hı hı. O zaman mutluluk nerede istiyorduk biz? Performansa bağlı istemiyorduk. İlişkide, sevgide, huzurda bekliyorduk. Sonra çocuk diyor ki şimdi ben yaparsam. Annemi mutlu edemezsem, babamı mutlu edemezsem, ne olacak? İşte orada ya erteleme başlıyor iki uç hı hı. ya da mükemmellik başlıyor. Çok güzel bir örnek var, ünlü birisi ama ismini söylemeyeceğiz tabii ki. Ee, abisi piyano çalıyormuş, babası şöyle bakmış, sen ne demiş, gurur duyuyor. Çocuk da küçük tabii, o da piyano çalmak istiyormuş. Abisi kadar çalamayacağını, çünkü küçük yaşta biliyorsun yetenekle beceri ayırt edemiyor çocuk. Hı hı. Abi Ben dedi abim kadar iyi çalamayacağımı bili biliyordum dedi ve asla denemedim dedi. Hı hı. Ve ondan sonra içimde kaldı dedi işte 40-50 yaşında piyanoya başladım. Dedi. Ve Fazıl Say şimdi Fazıl geliyor sahi. alkışlarla şimdi. <laughs> <diye düşündüm. gülüyor> ve düşünebiliyor musun yani bütün olay, bütün olay anneyi babayı gururlandırmak. Evet. Ona dönüyor yani evet. çocuk da onu karşılayamayacağını düşünürse kaçıyor ya da karşıladığını düşünüyor anne babadan o övgüyü almayınca diyor ki demek ki karşılayamadım aynı şekilde yargı eleştiri boyutu var şey boyutu var övgü boyutu var diğeri de beklenti dedik yüksek beklenti aynı mantıkla düşük beklenti de çocuğa yetersizlik Hı -hı. hissi veriyor çünkü mesela yaşlı bir amca yoldan karşıya geçerken ya hadi canım ya burada bekletiyorsun bizi biraz hızlı yürü demezsin çünkü bilirsin ki o adam istese de yürüyemez. Hı hı. Aynı mantıklı. Çocuk diyor ki ha benden bir şey beklemiyorlar. diyor Demek ki diyor şey. Umutları e, yok. Evet umutları yok benden diyor. Evet şimdi. E, bir şey daha söyleyeyim beklenen... ondan sonra. Üçüncü boyutunda hı hı. söyleyeyim müdahale. Hı hı. Çocuğa child development'ta yayınlanan hı. bir makale. Çocuk talep etmeden kendisine yardım edilince diyor ki niye yardım ettiler bana. Hı hı. Benim diyor yapamayacağımı düşündüler. Hı hı. Anne baba ne kadar müdahale ederse, çocuk talep etmeden yardım etmeye çalışırsa, onun adına iş yaparsa o zaman çocuk diyor ki ha ben ya riski var, çok büyük risk var. E, her çocuk böyle yorumlamayabilir hı hı. E, ama e, özellikle 2-7 yaşta böyle yorumluyor. Diyor ki ben herhalde yapamıyorum ki annem babam bana yardım ediyor. İşte Bunların hepsi o çocuktaki o yetersizliğe sebebiyet veriyor. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. İrem Hoca'ya döneceğim hemen başka bir soruyla. Şimdi benim Çocuktan beklentim var ve onunla ilişkimin bir perform onun performansına bağlı bir ödül olarak koyuyorum. Ama bir de şöyle bir hata var ki benim kendimden beklentim çok yüksek ve bu beklenti benim kendi kişisel tanımım içerisinde çocuğumun başarısı da var. Aslında kendimden beklentim yüksek olduğu için çocuğa başarılı olma zorunluluğunu yüklüyorum. Aman diyelim ebeveynlere o işlere zaten hiç girmeyin. Çünkü çocuğunuz başka bir var varlık. Onun kendi başarısı, kendi yaşam tercihleri ve sizinki de sizin başarınız da onunla ölçülmeyecek. Belki de ne kadar özgür bırakırsanız e, o Bak. kadar başarılısınız. Yani, ya da onun kararlarını verme özgürlüğü bırakırsanız. Çocuğunuz sizin tedavi enstrümanınız değil. Değil, çocuğunuz size ait değil. Çocuğunuz Her önce. Evet, yani kendi evet. hayallerinizi, başarısızlığınızı ya da sırtınızdaki yaraları çocuğunuz bir şey yaparak onarmaya çalışmayın. Kesinlikle. Hocam şimdi mükemmelliyetçilikten bahsediyoruz, ertelemeden bahsediyoruz. Bu sınav performansı gerçekten yaşam performansı mıdır diyoruz. Başarısızlıkta bizi bekleyen psikolojik faktörlerden bahsediyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki artık. Şimdi 14-15 yaşlarında belki bu sınav dönemleri bizde gerçekten hassasiyet olan bir takım psikolojik problemlerin de kapısını aralayıp ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Evet. Şöyle bir kabaca oraya baktığımızda Neler görüyorsunuz bu yaş grubunda? Hangi psikolojik problemler ortaya çıkabilir ve hangi problemleri aman bir şey olmaz diye geçiştirmememiz lazım? Neler diyeceksiniz bu konuda? Ee, psikiyatride tabii ki şöyle bir şey var. Su çiçeği, kızamık ya da kırık bir bacak gibi çok böyle tespit edilebilir ve gözle görülebilir MR'la, BT'yle e, ya da cilt lezyonları görebileceğimiz alanlar olmadığı için bir sürü aslında çok açık hastalık belirtisini biz sanki yokmuş gibi, sanki kişinin doğal alışkanlığıymış gibi değerlendiriyoruz. Çocukluk döneminde bu bir miktar daha tolere edilebilir oluyor. Çünkü annenin e, şefkati, ilkokul daha yumuşak öğretmenleri ve çok sert ve hayat yüzleşlik yüzleştikleri dönem sıklıkla ergenliğe başladıkları önergenlik 10-12 yaşla beraber başlıyor. Bu dönemde Hayat onları zorladıkça bütün psikiyatrik hastalıklarda durumlarda olduğu gibi yaşam olayları psikiyatrik hastalıkların ya da durumların ortaya çıkmasını ya da şiddetin artmasını kolaylaştıran evet. şeyler. Şimdi 14-15 yaşındaki çocukları biz ciddi bir o ya da bu şekilde kaygıya sürüklüyoruz. Bu sadece sınavla ilgili olmayabilir. Ailede boşanma olabilir, birleşme olabilir, yeni ya da yeni bir kardeşin gelmesi olabilir. Bir stresli Ve, yaşam olayı. Evet, bir stresli yaşam olayı ile beraber çocukların bu psikiyatrik tabloları ortaya çıkabilir. Bunları Hı -hı. gözden kaçırmamak lazım. Çocuğun kaygısı artabilir, uykusu bozulabilir, cilt lezyonları ortaya çıkabilir Hı -hı. ki bunları bizim psikosomatik hastalıklar Hı -hı. dediğimiz. Beraberinde bir yandan da şu çok önemli. Tabii e, 14-15 yaş için olmasa bile biraz daha ilerlediğinde 18-19 ya da 20'li yaşların ilk başında psikiyatrik hastalıkların e, ilk belirti verdikleri ya da ortaya çıktıkları zaman dilimi yine bu zaman hmm. dilimi. E, bununla ilgili takip çok değerli, gözden kaçırmamak değerli ve bir şeyi ne kadar önceden fark eder ve müdahale ederseniz onun kemikleşmesini, ve e, o kişinin hayatının kimliğinin bir parçası olmasına engelleyebilirsiniz. Hı hı. Bu noktada anne ve babaların e, farkında olması çok önemli. O farkındalık çok değerli. Hocam şimdi kendi kitabı göstermez insan ama şöyle psikolojik check-up kitabı aslında tam hı hı. bu nedenle yazdım. Hı hı. Ee, burada e, kişilerin yaklaşmakta olan bir psikolojik problemin olup olmayacağına dair ne tür psikolojik faktörlerin devreye girebileceği işte yalnızlık gibi, mükemmelliyetçilik gibi, erteleme davranışları gibi bir takım faktörler bizi psikolojik problemler çıkarmaya yaklaştırabiliyor. Ya da hala hazırda bir psikolojik problem varsa bununla ilgili nasıl farkındalık kazanabileceğimizi, neyi gözden geçirebileceğimizi ve buraya bir de şey koydum bu kitaba. Bol bol ücretsiz hizmet veren mesela senin de çalıştığın vakıf bu tür amaçlar peşinde. Türkiye'nin tamamında böyle kurumlar var biraz onları yazmaya çalıştım ama Türkiye'de yaklaşık 60 milyon kutu antidepresan 2021 yılında kullanıldı ve bunların belki de yüzde 20 yüzde 25'i yanlış kullanılıyor. Yıllardır kullanılıyor, 5 evet. yıldır 6 evet. yıldır kullanılıyor. Bu erken teşhis için sizin önereceğiniz birkaç tane net görüntü olabilir mi? Hangi sorunlar ortaya çıktıysa, mesela çocuklar küçük yaşlarda şiddet ve saldırganlık, sosyalleşme sorunları, okula gitmek istememe gibi şeyleri biliriz. Sizin önereceğiniz burada bu yaşlarla ilgili, ergenlik bir şey başlangıcı ile ilgili. Bir şey gördünüz mü? <laughs> Hiperaktivite. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Kıpır kıpırlıkta. Bir kere. Uh... Program heyecanı diyelim isterseniz. Gerçekten. İki seansı da halleder hocam. Yani. <laughs> geçen haftaki programınızda sevgili Bahar Tezcan çok güzel anlatmış da çok da keyifle dinlemiştim. Bir insanı ya psikiyatri belki de en olmaması gereken tarafı merhaba deyip de buyurun bu sizin ilacınız demek. Hı hı. Hayatımda evet. böyle bir pratikten hep kaçınmaya çalıştım. dediğim gibi geçen hafta Bahar hoca onu çok da güzel, güzel anlattı. Sağ olsun. sağ olsun. Şey çok önemli. İlacı reddetmek mümkün değil gerekli noktalarda. Ama terapi, farkındalık ve e, o iç boşlukları ya da olan bu belirtilerin neden olduğunu anlamak çok değerli. Eğer biz bunu çocuklar için bahsediyorsak, çocuk ilk 3 yaşı kadar gayet uyumlu, güzel bir uykusu varsa ve 3 yaşından sonra uyku bozukluğu başlıyorsa, geceleri çok daha zor uyuyorsa burada belli ki çocuğu tetikleyen bir şey var. Hı hı. Çünkü normal bir 3-4-5 yaşında çocuk... Bebek gibi uyumasını bekleriz. Evet. O zaman bunun farkına varmak lazım. Ya da çocuğun akademik olarak sıkıntısız iken hı hı. ciddi bir ders yapmaktan, ödev yapmaktan, ödev teslim etmekten kaçınıyorsa belli ki belki de yaşadığı bir travma var okulda ya da hı hı. arkadaşlar arasında. Çünkü. Çocuk normalde ödev yapmaktan kaçınmazdı. Bu sefer silip silip tekrar defalarca silip doğru yazmaya çalışıyorsa, o mükemmeliyetçiye kayıyorsa tetikleyen bir şey olabilir. Ya da hiçbir şey olmayabilir. Gerçekten atasında dedesine ve çok geçmişine baktığınızda obsesif, mükemmeliyetçi insanlar olabilir... O zaman belki de o çocuğun masasını biraz daha, daha dağınık bırakarak, odasını bir miktar daha dağınık bırakarak dağınıklığın da hayatın bir parçası olduğunu yüzleştirmek. Hmm, evet. Odanı topla, dersini yap, kitabını al, bütün renkli kalemlerini kalem kutuna koydun. O yüzden burada şey bilmek çok önemli. Çocuğunuzun mutluluğunu takip etmek. Hı hı. O mükemmeliyetçilik dediğimiz insanlar çoğu çok zorlanıyorlar. Evet. Çok iyi iş üretebilirler. Ve patronları ya da çevreleri için çok faydalı olabilirler ama sürekli sınavdalar. Evet. O düzgün olsun, bu düzgün olsun, bu yeterli olsun ve o bitmeyen, uykuda bile bitmeyen bir yarış. Evet. Ee, bu noktada bir şeyleri atlamamak önemli ama hastalık boyutuna gelene kadar çocuğunuzun kişilik özelliklerini tanımlamak çok önemli. Hı hı. Ve ben onu hep söylerim, kendi e, evimde de bunu gördüm. Gerçekten insanlar... Kodlamalarıyla geliyor, fabrika yazılımlarıyla geliyor, fabrika ayarlarıyla geliyor. Ve her birimizin farklı özellikleri var. Birimiz ruhsal olarak daha dayanıklıyız, kaygıyla daha rahat baş edebiliyoruz. Birimiz daha dışa dönüyoruz, birimizin dikkat dayanıklığı var. Ve sadece benim e, tüm ebeveynlerde, çevremde bunu hep söylemeye çalıştığım şey, çocuğunuzu takip edin. Evet. Mutlu çocuk, huzurlu çocuk, eğlenceli çocuk. Değişime burada, bakmak yani değil mi burada biraz tabii, yani onun tabii. kendi akışındaki değişimi kesinlikle yani ciddi Her, bir değişim gördüğümüzde şüphelenebiliriz kesinlikle Mehmet Bey bu şöyle e, bir şey e, herkesin çok konuşkan olmasına gerek yok hı hı. herkesin çok neşeli olmasına gerek yok çok sosyal olmasına gerek yok ama kendi içinde huzurlu razı keyifle ve kendi dünyası içinde üretken olması evet hocam şimdi buradan alacağım birazdan Bağımlılıkla ilgili tekrar bir e, bu konuya gelmek istiyorum. Fakat Özgür ciddi bir artık yeni dünya, yeni dünya dedik biz 10 yıl önce, 15 yıl önce falan derken geldi. Aa, gerçekten teknoloji çağında yaşamaya başladık. Taktın mı sanal gerçeklik gözlüklerini ya da bu metaverse dünyası evet, şunda evet. bununla bir bağım var. Peki çocukları şimdi biz endişeliyiz. Buralara gidecekler, kaybolacaklar, geri getiremeyeceğiz, oralarda yaşamaya başlayacaklar. İşte özellikle ebeveynler teknolojiye ilgili sınır koymak istiyor fakat nasıl koyacağını bilmiyor. Ne önerirsin çocuklara sınır koymak için ya da belli kuralları koyabilmek için ya da kurala gerek var mı bilmiyorum. Ne kadar Hı. kuralcısın yani o konuda biraz bir şeyler duymak istiyorum senden ama kural koyma konusunda neler önerirsin ebeveynlere? Ben tekrar not almaya başlıyorum. <laughs> Estağfurullah. Ya şimdi bizim temel amacımız tamam mı? Şimdi küçük çocuk küçükken Başına bir iş gelir diye sınırlarını çiziyoruz ya. Hı hı. Tamam mı? biz Çocuğu aslında kontrol ediyoruz. Ama bu kontrol ikiye ayrılıyor. Biri e, e, sınır, diğeri de baskı. Tamam mı? İki hı hı. ayrı kontrol var. Sonra biz sınırları çiziyoruz çocuğun. Niye çiziyoruz? Çocuk çocuk güvenli alanı bilsin ki rahat etsin diye çiziyoruz. Tamam Anne babanın temel amacı ne? Çocuğu kontrol ediyor ya. Bu kontrolü yavaş yavaş çocuğuna devretmek. Yani oto kontrolünü geliştirmek çocuğun. Hı hı. Eğer çocuğun otonomisini, özelliğini yani oto e, e, kontrolünü geliştirmediği sürece ne yapıyor? Hep kendisi kontrol etmek zorunda kalıyor. O zaman bir çocuk bir saat süresi varsa biraz daha biraz daha biraz daha diyorsa burada kendime bir ders çıkartıyorum. Hı hı. Ben çocuğumda oto kontrolü geliştirememişim. Tamam mı? Anasını şu soruyu sormam lazım. Oto kontrolümü çocuğumda nasıl geliştirmem lazım? Ben kızarak, biraz daha sınır koyarak eee oto kontrol gelişimine katkıda bulunmuyorum. O zaman sınır koymak, kontrol etmek e, bana göre işe yaramayan bir yöntem. Hı, hı. O zaman ne yapacağız? Çocuk e, önemli olan çocuğun teknoloji kullanması değil. Teknoloji ne için kullandığı önemli. Hı hı. Orada da ikiye ayrılıyor. Bana göre biri tüketim odaklı, oyunlar, sosyal medya falan. Alışveriş kumar. Evet. Diğeri de üretim odaklı Hı -hı. teknoloji. Üretim odaklı ne var? Çocuk bir şey üretiyor, yaratıcı. Ne mesela bunlar? Kodlama, e, yazılım işte aynı. şey e, Tasarım, dijital müzik, dijital kitaplar. Coinler. Şey bir şey tasarlıyor. E, ya şöyle madenciliği da, yapıyor. Sen mu? şöyle bir şey duydun mu? Ya bizim çocuk yani elinden bilgisayar düşmüyor, beste yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Duymazsın. Hayır, böyle bir şikayet olmaz. O zaman olmaz. mutlu olur. Tabii. Anneler aslında evet. babalar teknolojiden şikayetçi değil, teknolojinin tüketim odaklı olmasından şikayetçi. Kesinlikle. O zaman tüketim odaklı niye kullanır çocuk bir teknolojiyi onu Hı -hı. soracağız. Araştırmalar net. Annesiyle babasıyla ilişkisi zayıf olanlar kullanıyor. Ee, hayatında kontrolü elinde olmadığını düşünen özellikle zayıf olanlar kullanıyor. Çünkü kontrol orada. Yeterli hissetmeyenler oyunlarda yeterli hissediyor onlar kullanıyor. E, duygusunu yönetemeyen kendinden kaçmak için kullanıyor. Öğrenme ortamında olmayan keşfetmek için kullanıyor. İlk önce aileye bakacağız. Bunların hangisi eksik, hı hı. tamam mı? Eksik olanları inşa etmeye başlayacağız. Öbür taraftan da çocuğun güçlü yanını bulduktan sonra e, her alanda ücretsiz yazılım vardır. Hı hı. Çocuk neyi seviyor? Fotoğrafçılığı seviyor. O zaman dijital fotoğrafçılık uygulaması indirecek, fotoğraf çekecek, onu yapacak ve üretim odaklıya doğru geçeceğiz. Evet, süper. Şimdi ebeveyn kontrolü arttıkça aslında ebeveynler şu konuda haklı. Yani şöyle bir baktığımızda. Ya çocuğum için tabii ki en iyisini ben bilirim. Evet en iyisini sen bilirsin ama çocuk kendisi için en iyisini bilme kabiliyeti geliştirmezse bir çocuğun evet, olmayacak. Evet. <laughs> tabii ki evet. bilirsin. Yani hocam peki yanlış mı karar verdim? Sen doğrusun. Ama çocuk bütün kararları verilen bir çocuk kimlik geliştiremiyor. Evet. Sorumluluk alamıyor. Kimlik ve sorumluluk almayan çocuk şimdi ebeveyn kontrolüyle ilgili yaptığımız çalışmalar öyle bir gösterdi ki depresyon riski artıyor. Obezite riski artıyor. Kaygı bağımlılık riski artıyor. Çünkü sorumluluk ve şey orada düşüyor. Ama tabii ki sen çocuğun için en iyisini istersin. Burada karışan şey esasında çok enteresan. Çocuk için karar vermezsem, özgür bırakırsam layıkıyla ebeveynlik yapmadım düşüncesine kapılabiliyor bazen insanlar. Oysa ki araştırmalar tersini gösteriyor. Ve öyle bir noktaya gidiyor ki İrem Hocam bu iş. Çocuk artık odasının içinde karanlık bir oda, ekran var karşısında karanlık bir oda. Biz onun için üzülüyoruz. Ah canım benim karanlık odalarda kaldı yavrum. Fakat o ekranın içinden rengarenk bir dünyanın içine açılmış durumda. Aslında kısmen iyi de çünkü artık bakıyoruz dünyanın en zenginlerine, ülkenin en zenginlerine. O ekranın içinde bir şeyler yaptılar ve kendilerini başarılı e, kabul ediyorlar. Bir taraftan tütün mamulleri, alkol gibi bağımlılıklar var. Bir, bir yandan teknoloji bağımlılıkları var. Arttı mı... Yoksa nereye gidiyoruz? Nedir mesleki bu konudaki görüşünüz ve duruşunuz? Her bağımlılık çok tehlikeli. Hı hı. Her bağımlılık. Ee, bu Şu şekilde e, bireyi dünyadan kopartan, ailesinden kopartan, spordan kopartan, e, sağlıklı ilişkilerden koparan her hı hı. şeye bağımlılık diyebilirim ben. Her evet. şeye. Şunu da kabul edemem. Bir insanın 16 saat boyunca evde kitap okuması da bence bir şeylerden kaçtığını gösteren bir bağımlılıktır. O dengeyi tutturmak çok önemli ve e, alkol, madde ya da kontrolsüzlük diğer alanlardan Hı -hı. bahsetmiyorum. Ama teknoloji noktasına gelirsek gerçekten onu üretken ve kişiyi bireyi geliştiren bir hale nasıl getirebilirizin yollarını aramamız lazım. Her çocuk özelinde, Hı -hı. her çocuk özelinde. Bu piyanodan görsel sanatları aklınıza gelebilecek her şeyi. O yüzden ben şu noktada artık kendimle de tokalaştım, aile bireyleriyle de tokalaştım. Teknolojiye sınır koymak mümkün değil ama onu iyi tarafa yönlendirme çabası içinde olmak gerekiyor. Hı hı. Tüketim amaçlı kullanılıyor genelde. Özgür güzel bir ayrım yaptı orada. Siz. Tüketim, üretim şöyle bir dengeye baktığınızda daha çok ne yönde kullanıyor gençler? Siz de tüketim Aa, yönünde kullandıklarını düşünüyorsunuz. Tüketim daha yönünden daha bir pazarla. Ben e, bir tarafın dediğinin olduğu, bir tarafın dediğinin olmadığı hiçbir sistemin gideceğine inanmam. Yani annenin, babanın bu asla böyle olmayacak, bu açılmayacak, Hı -hı. bu 20 dakika olacak değil. Hı -hı. E, şu olabilir, madem tüketmek istiyorsun, madem filmi izlemek istiyorsun, peki o filmi izleyeceksin ama lütfen İngilizce izle. Hmm. İngilizce altyazıyla izle. Hmm. Böylece en azından sen sende geliştirmeyi ne dilediğim, istediğim bir alan için sen bir adım atmış ol, ben bir adım atmış olurum. Evet, çok güzel bir örnek. Gibi. Ya da e, satranç. Tamam. O oyunda tamam bu oyundan bu kadar oynayabilirsin ama bir de satrançla ilgili bir oyun var. İstiyorsan buna da bakalım. Bu çok çeşitlendirilebilir. Hı hı. Bu ebeveynin vizyonuyla da çocuğun vizyonuyla da eee Bağımlılıklarda teknolojiyi ayrı tutuyorum hı hı. ben çünkü gerçekten yepyeni bir dünya var. Evet. Ee, o teknolojiyi çok sınır koyarak tüketime yönelik çocuğun gelişimini de diyebiliriz. O yüzden bu konuda ebeveynlerin de kendisini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Ee, diğer noktalarda madde, tütün, alkol uzak durulması gerekiyor ve bununla ilgili... Ee, söyleyebileceğim en önemli şey e, boş beyin şeytanın oyun alanı. O noktada e, teknolojiden üretim yönelik, üretime yönelik bir şey yapmıyorsak çocuğu o odadan çıkartmak lazım. Özellikle ergenlerde ben bayılıncaya kadar, yoruluncaya kadar sporu mutlaka olması gerektiğini e, inanıyorum. Aynen Özgür'ün dediği gibi fiziksel aktivite. Hı, hı. Şunu bile söylerler, çocukken, bebekken çocuğu, bebeği gündüz yorun, gece rahat uyusun. Hı hı. Çünkü bir noktada spor yaparken o tatlı rekabeti, performans kaygısı olmadan o rekabeti, yenmeyi yenilmeyi de öğrenecekler. Hı hı. Takım çalışması yapmayı öğrenecekler. Çünkü siz ileride bir iş yerine girerken ilk size sorulacak sorulardan bir tanesi, ekip çalışması ile uyumlu musunuz? Aslında önce arkadaşlarına geçinebiliyor musun sokaktan evet. başlayan bir şey Doğru. bu. Doğru. Oyunla ilgili ne deriz hocam? Oyun diyebilir miyiz spora? Yoksa oyun oynayamadığı için çocuklar işte tenis kursu, basketbol kursu gibi yerlere gidip spor yapmaya mı başladı? Tabii tabii. Özgür'ün mesela çocukluğunu bilirim. Sen oyun oynayabildin değil mi Antalya'da? Evet. Rahatça. Tabii. tabii ben tabii. de küçük şehirlerde. Ben de oynayabildim. ve game park Play ve game. Evet. Türkçe'de evet. ikisi oynar. Evet. evet. Aslında şu da e, çok eğlencelidir. Çocuğu e, tenise götürürsünüz orada tenis oynar ama aradaki 15 dakikada boğuşmaya başlarlar. Ah gibi, evet. Ve tenisin en kıymetli ve en haz aldıkları yer arada hocaları bakmazken boğuştukları birbirlerine tenis topuyla e, top atıp da vuruştukları yer. Tabii kesinlikle öyle. Ha, ona da izin vermek lazım çocuk. Kesinlikle öyle. Boş beyin şeytanın, şeytanın olmalıdır. Evet. Bu çok güzel. Evet, bu arada evet. çok güzel bir e, sosyal medya kullanımınız var. Çok güzel mesajlar var içerisinde. Tavsiye ediyorum bizi izleyenlere de. Çok teşekkür şey ediyorum. şey diyebilir miyim ben evet. burada? Mesela e, bilmiyorum haberlerde çıkmıştı 5-6 yıl önce. İngiltere'de çocukların okula cep telefonu götürmesi yasaklandı. Hı hı. Ondan sonra başarıları yüzde işte %15-18 arttı. Hı hı. Tamam mı? E, haberlerde çıktı bu. Hı hı. Tamam mı? Ben bunda bir terslik olduğunu düşündüm. Sonra gittim o raporu buldum. Hı -hı. Raporu okudum. Hı -hı. Ve raporda yüzde %18, 18, rakamlar önemli değil. Öyle bir artış olduğunu yazıyor. Sonra raporu devam ediyorsunuz. Alt kırılımı var raporun. O da şu. Başarı kimde olmuş biliyor musun? Ee, akademik olarak seviyesi düşük çocuklarda olmuş. Hı -hı. Artış. Evet. Başarılı Hı -hı. çocuklarda artış olmamış. Hı -hı. Bu ne demek? Hı -hı. Şimdi çocuk akademik olarak başarısız. Derslerde sıkılıyor muhtemelen. O arada telefonuna bakıyor, bilmem ne yapıyor. Sonra alınca bir şey yapamıyor. Bari Ders dinleyeyim bari. diyor. Şey yap. Ama başarılı çocuk da telefon olsa da olmasa da. Oto kontrol yüksek olduğu için buraya bakmıyor, dersi dinliyor. O zaman ne önemli? Ben çocuğa oto kontrolü öğretirsem çocuk zaten kendi sınırlarını kendisi çizecek. Çok doğru. Kesinlikle. Sınır çizmektense sınırları çizmeyi öğretmek Tabii bu küçük yaşta başlaması gerekiyor. Demin söylediğin şeyle de. ilgili örnek de verilebilir mi burada? Mesela bir tanesi arkada online oyun oynayıp işte kumar marz sitelerindeyken diğeri dersle ilgili bir şeylere de bakıyor olabilir. Tabii, tabii ki Yani tabii. biri tüketim amaçlı biri üretim amaçlı kullanıyor olabilir. Ona da ben kafamda bir şey buldum ona da üretken tüketim dedim. Yani tüketiyorum Hı, ama tüketim. üretmek tamam. için tüketiyorum dedim. Evet. Tamam. Sen ne kadar e, bir oranda görüyorsun bunu gençlerde? Tabii oranını veremezsin mutlaka Şeyin, ama. Teknoloji bağımlı. Çekim mi, üretim mi? Sen Aa, ne taraftan ah. izin Şöyle ben bilmiyorum ama biz işte bir e, dijital ebeveynlik projesi yaptık. E, orada ben Instagram'da şey yaptım. Yani Hı -hı. bir anket paylaştım. E, doldurur musunuz diye? 5 bin kişi falan doldurdu. Hı -hı. Orada e, çok düşüktü yani. Yüzde yüzde beş, yüzde on e, üretim odaklıydı. Üretim, odaklı. Üretim, odaklı. üretim odaklıydı. Çok düşüktü çocuklar tüketim. Bir de anne baba güzel çalışma konusu. Haz evet. haz yani insan haza akar. Yani evet, tabii. çünkü orada son derece keyifli bir şey varken bireyin kendini zorladığı bir alanda olması bu, bu şey o, o, orada evet yani e, belki başka bir anlam alanı yok yani ne yapacak evet. çocuk oraya. Gidiyor. Yok tabii ki. Rol modelleri oradan mı geliyor artık ha, olduğu şimdi gibi? O. Rol evet. modellerinde de hiçbiri yani Elon Musk'ı ya da işte Zükerberg falan düşünmezsen Hiçbiri üretim üzerinden rol model değil. Hepsi youtuber, oradaki bir takım şeyler ve tüketim üzerine bir takım şeyler paylaşıyorlar. Tabii ki, tabii ki. Ama tabii. aslına bakarsan senin söyleminde bunlar bir üretim yapıyor aslında. Ama rol olarak ortaya koyan, model olarak ortaya koyduğu şey yani yaptığı şey bir tüketim. Evet. İşte yani yediği, içtiği, açtığı oyuncaklar, oyun oynamak, alışveriş, makyaj. Evet, onu, evet. Ama Bunların işte hiçbiri aslında. baktıklarında. O e, oyunları üreten, satan, yapanların kendi hayatları içinde ne kadar aslında ürete 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 ha, o işte noktaya geldiklerini. Zaten kritik olan bu yani. Makyaj videosu çeken birinin de esasında background'ında enteresan bir şey var. İşletme okumuş olabilir. Kesinlikle bir şey oluyor. Olabilir. Evet e, orada bir şey var. Bir şey evet ben satıyorum ama nasıl satacağımı da biliyorum. Hı hı. Bu da bilgi ve... Evet üretmekten geliyor. Hı hı. Evet şimdi Reels. bu ara çok moda Reels videoları çekmek. E, alt yazılarla işte bir şeyler söylüyorsun ama senin videoların bir milyon izleniyor. Yani aslında çektiğin video ya da altına yazdığın yazı değil mevzu. Senin background'ın orada söylediğin şey için nasıl emek harcadığın ve hangi süzgeçten geçirdiğin. İnsanlar zannediyordu ki işte ben de elime bir ruj alıp şöyle bir bakıp Bilmem ne yaparsam ben de çok izlenirim. Hayır değil. Evet, Onu evet. yapmak için bunun bir arka planı var ve kolay değil. Evet. Bir süreçlerden geçmen gerekiyor. Abim e, benim belki 10-15 tane seminerime geldi. Aha. Diyor ki sen diyor Antalya'ya gelme. Antalya seminerlerim ben veririm. Diğer şeyi öğrendik. Artık tamam yani. Diyor, yani, tabii ya. tabii. Ben diyorum ki <laughs> seminer vermekte sıkıntı yok. Seminer veriyorsun bir tane soru geliyor. Ben Anladın mı? O zaman o zaman ne olacak? Bir evet. de şey var tüketim odaklı teknolojide eee Anne baba kendisi de özendiriyor. Gizli özendirme var. Hmm. Şimdi onlar şu. Birincisi e, teknoloji bakıcı olarak kullanmak. İşte çocuğu... Dijital kelepçe. Evet. Benim çok sevdiğim bir laftır. Dijital, Dijital kelepçe. kelepçe. Aynen. Evet, çok güzel. Ondan çocuk yemek yemiyor mesela. Yemek olarak <laughs> Tabii. orada yapıyor. Bir kendisi özendiriyor. Aslında... Herkesin bunu bilerek yapması yalnız. Ya hocam çok yanlış oldu. Mesela göz yüze geliyoruz birisiyle. Beni tanıyor, fark ediyor. Hocam biliyorum yani bu işte bilmem ne açıp da çok hatalı diyor ama mecbur. Bir de biliyor insanlar bunun yanlış biliyor. olduğunu. E, çoğu biliyor diyelim. Yani büyük oranda biliyor e, insanlar. Aslında anne babalar çocuğun teknoloji kullanımına karşı değil. Şöyle oluyor. Ben meşgulken karşı değilim. Ben meşgul değilken karşıyım gibi oluyor. Çocuğa haksızlık oluyor. Kesinlikle yani. öyle işte. İkincisi e, şey duygusal deredim. emzik diye bir kavram var literatürde. E, o da şey yani e, çocuk ağlıyor, teknoloji veriyor, sus diye. Hı hı. Üçüncüsü çok yine biz bu Instagram'da hı hı. yaptığımız hı hı. araştırmada bulduk anne, bazı anne babalar diyor ki ya dışarısı çok tehlikeli bari gözümün önünde olsun. Çok doğru. Yine dördüncü çok gizli bir dinamik bulduk o da şu. Şimdi diyor ki mesela biz oturuyoruz böyle konuşuyoruz oturma odasında çocuklar da arkada oyun oynuyorlar ama biz zannediyoruz ki o kendi oyunlarına konsantre olmuşlar ama bizi dinliyorlar. Ya bizim çocuğu görmen lazım. İşte diyor gelmiş diyor oradan kart almış falan bu çocuklar diyor çok zeki diyor. Çocuk da onu duyuyor ya. <laughs> Hı, bunun diyor ki zeka o, göstergesi evet oldu. Evet. Anne babam görüyor. evet kabul görüyor. Annem babam diyor beni diyor teknolojide iyi olduğumu düşünerek diyor beni övüyor diyor. Ben Hı. bunu sürdüreyim diyor. Evet. Ve evet. dört tane de anne babanın kendisinin gizli özendirmesi var. Buna da dikkat etmesi lazım. Bir de direkt özendirme var. E işte ee, yine seminerlerde diyorum herkes telefonunu alsın ne kadar kullanmış baksın işte 5 saat 6 saat işte 4 saat 3 saat sizin çocuğunuz ne kadar kullanıyor 2 saat e işte yani aynı yani anlatabiliyor çok mi? önemli bir de şunu da söylemek Bilmiyorum. lazım şimdi bu dijital kelepçe ve duygusal emzik kavramını çok hoşuma gitti evet. çok güzel bu arada sosyal medya hesaplarımız aşağıda arada bizi izleyenler oralara yazabilirler lütfen bizi yalnız bırakmasınlar kullanım süresiyle bağımlılık arasında bir ilişki çıkmıyor ilginç bir şekilde hmm. tam ikinizin de söylediği şey ne için kullandığı önemli olan Şimdi bizim zamanımızda şimdi hatırlar mısın belki yaşamışsınızdır aynı şeyi. Bizim büyükler hemen bilgisayarı alırdı. Koyardı bizim ders çalışmamız gereken bir dönem geldiğinde. Dolabın üzerine koyardı ve ulaşamazdın. Bitti. Çünkü internet yok. Şimdi bu işe yaramıyor. Yani bilgisayar yoksa bitti. E şimdi çocuğun bilgisayarını ya da tabletini bir yere kaldırdığında internet yok etmiş olmuyorsun ki. O bir şekilde buluyor ve ulaşımı kesinlikle var bunun. İnternete ulaşmanın bin türlü yolu var ve kendi tabletini kaldırdığında başkasının tabletinde belki tehlikeli yollara gidecek. Tableti kaldıramıyorsunuz da çünkü sınıf grubundan mesaj yani mesela, geliyor. Tabii. Ödev geliyor. Ödevler resim çekilip oradan gönderiliyor. Bir yandan e, hayatınızda işte tam söylemeye çalıştığım şey bu. Uzlaşmak zorundasınız akılda, makulde. Çünkü çocuğun telefonunu ya da iPad'ini elinizde aldığınızda e, gruba haber göndermişler ya da ödevi göndermişler. Sen iPad'imi aldın, haberim yoktu. Bu gerçekten çok iyi bir manipülasyon. O tablet geri tabii. gelecek bir şekilde yani. Bütün dünyayla boğma çünkü. Tabii. Ve öğretmenin ödevleri var. Hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu sosyal medyada çok sık rastladığımız bir şey, e, akran zorbalığı orada da var beğenilmemek, bir şeyi diğerleri gibi yapmazsan grubun içine kabul etmemek. Biz hep böyle bu e, istismar gibi konuları düşündüğümüzde, akran zorbalığını düşündüğümüzde şiddet ve saldırganlık geliyor aklımıza. Fakat sosyal medyada başka bir şeyler var. Tabii. Biz şimdi bunu mu anlayalım? Ya bizim çocuğu dövmüşler. Ne olmuş işte? O vurmuş mu? Hayır vurmamış. Oğlum bir dahakine vur. Falan gibi hallederdik eskiden. Yanlış olarak <laughs> aman oğlum kendini koru şimdi bak bu, bu yemişsin ama delikanlı adam kendini koru falan. <laughs> biz zannediyoruz ki bütün bu akran hikayesi şiddet saldırganlık. Neler var nelerle karşılaşıyoruz? O istasyonu taşıyoruz? geçtik. Hı, orası artık, geçtik artık. O, o, o istasyonu <laughs> biz geçtik. biz yaşadık. Yani e, tabii ki çocuğun... Değişik sebeplerden dolayı, nasıl ilişki kuracağını bilemediğinden dolayı ilkokulda da arkadaşını vurabilir, sıçrını çekebilir. Ve bir süre sonra bu çok hızlı bir şekilde öğretmen, arkadaşları tarafından çok rahat eğer çocuğun çok özel bir durumu yoksa zaten eritiliyor, yok ediliyor. Akran zorbalığı aslında artık özellikle ortaokul, lisede daha farklı bir noktaya hmm. e, geliyor. Benlik saygısına yönelik onu... Yok etmeye, incitmeye yönelik bir hale geliyor. Hı hı. Bu daha ziyade sen kötüsün, ıı, yetersizsinden de farklı olarak o zorbalık kişiye zarar veren alışkanlıklara ıı, iterek de. Mesela tütün kullanımı, alkol kullanımı. Yani sen bunu içmiyorsan. Daha adam olmamışsın. Olmamışsın daha. Yani sen evet. 14 yaşındasın Büyümek ama bunu ya daha hiç mi bira içmedin? Korkaksın. İnanamıyorum. Gibi. Yani annen evde yokken de mi içmedin? Hmm. Yani Ve aslında bu bir zorbalık. Evet. Çocuğun kendi o iç huzuru, o güvenlik duygusu, aile, anneme yalan söylemem, babama yalan söylemem. Demek ki çocuğun repertuarına şu düşüyor. Gizli saklı bir şeyler yapılabilir. Hmm. Bunu yapmadan da büyünmüyor. Hı -hı. Bunu yapmadan da adam olunmuyor. Bunu yapmadan genç bir hanımefendi de olunmuyor. Evet. Ne? Sen hiç berbere Hı -hı. gidip saçını Hı -hı. bu tür şeyler. O yüzden e, artık o, o bölüm geçti. Birinin diğerini itti, işte defterini yırttı O çok daha ilk çocukluk, okul çocukluğunda. Hı -hı. Şimdi öbür türlü e, rencide ediyorlar şimdi yani daha çok böyle. Ve rencide küçük ederek olmakla, gerçekten e, eğer aileden gelen o sevilme ve kabul görme, beğenilmesi yeteri kadar, yeteri kadar doyurulmamışsa bu sefer arkadaşları tarafından 13-15 yaşında kabul görmek, beğenilmek, takdir edilmek, grup içinde tutulmak için, çünkü kendinden de çok emin değil. Çünkü Tabii. hep bir şey başardığında sevildi. Evet. Bir şeyi hallettiğinde kabul gördü. O zaman şu sigaranın ucundan ben de alayım. Hı hı. Hadi elektronik sigara içeyim. O yüzden zorbalığın... Değişik şekillerinde de ebeveynler olarak biz artık biraz daha tanıdık olmamız gerekiyor. Şiddetin de şöyle bir yeri var hocam ilginç bir şekilde. Mesela çocuklar bir arada oyun oynuyorlar. Oyun vurdulu kırdılı. Yani ateşli silahlarla oynanan bir oyun işte. Ateş ediyorsun <laughs> şu. Ve biri orada başarısız olursa diğer grup arkadaşları tarafından baya bir linç ediliyor. Ya nasıl bu hatayı Ama yaparsın? Ama gerçek sadece? hayatta da var. Gerçek hayatta da var. Evet. Ama sanki orayı artık taşındı gibi. Evet. Ve çocuk küçüklüğünde oyun oynamadığı için, yani sokak oyununu oynamadığı için sosyal medyada ya da bu oyun dünyasında, online oyun dünyasında yaşadığı şeyler daha fazla örselenebiliyor. Daha evet. fazla içe kapanabiliyor ve orada da bir kapanma hali yaşanabiliyor. Bu da onu tek başına sosyal medyada bir ideal benlik yaratmaya doğru gidiyor. Şöyle baktığında Özgür hocam, sosyal medyada oluşturduğumuz o kimliklerin ne zaman hatalı ve sorunlu olduğunu düşünebiliriz sence. Evet. Bu arada Bahar Tezcan, Bahar mesaj Şahallidir. atmış. Evet. Çok selam söylüyoruz Çok selam. Kendisine. Ee, herkese selam ve sevgiler demiş. Sağ olsun. Sağ olsun. Ee, seviyoruz kendisini. Ben de buradan da yazayım mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi zaman. <laughs> Çok uzun yol arkadaşımdır. Seni çok seviyormuş. Mehmet, Masamıza tekrar Mehmet'te, bekliyoruz kendisini. Mehmet de dahil. Seni tekrar bekliyoruz. Bütün ekip olarak. Ekip. Şey yapalım. Azedik. Üç kişi alabiliyor musun? Sen? Tabii ki. Süper. Yapalım bir arada. Onur diyorum. Çok mutlu çok duyarım yarım Çok güzel olur. Bence de öyle. <laughs> Üç kişi. Yani sen gelmeyeceksin. <gülüyor> 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 Kameraları ve masaya alabilirsek <laughs> biz Dört. kendi kendimize. Sen gelmeyeceksin biz şey yapacağız. Ben mesaj atarım sana. Şerden. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hep e, anlatıyoruz ya. Özgüveni düşük olan kişiler e, ideal kimlik yaratmak için oraya gidiyor. Değil mi? Hı hı. Ee, bir araştırma okudum, onun öyle olmadığını söyleyen bir araştırma okudum. Aklım baya karıştı. Ee, özgüveni düşük olan insanların da profillerinden e, özgüvenlerin düşük olduklarını tahmin edilebilir, tahmin ed ediyorlar hı hı. yani. Aslında orada da hı hı. başka bir inşa etmediklerini e, gösteriyor araştırma. Ama tabii araştırmanın şu boyutu eksik. O kişi öyle zannetmiyor olabilir. Tabi o kişi öyle zannetmiyor olabilir. Oraya da bakmak lazım. Ee, kişi özgüveni düşükse orada istediği imajı yaratıyor. Ve o imaj, o imajı yaratarak kabul gördüğünü düşünüyor. Bu bir. Ama sıkıntı şu. Mesela sen geldin, dedin ki benim şöyle yatım var, böyle yatım var. Ben işte işte Stanford'da şu var anlattın anlattın. Vay be falan dedik. Mutlu oldun. İlk üç saniye ama arkada biliyorsun ki bizim wow be etkilendiğimiz sen değilsin senin yarattığın imaj. Hı hı. O imajın sen kendinden farklı olduğunu bildiğin için de 3 saniye sonra hemen kaygılanırsın ve kendi sevilmediğini kendin imaj yaratarak pekiştirirsin kendine şunu diyorsun yani ben niye imaj yarattım? Hı hı. Ha demek ki kendimi sevilmeyeceğini düşündüm bu bilinç altında e, kendini aslında değersizliğini onaylamış oldum bu da varoluşu bir kaygı yaratıyor. Yani insanlar geçici olarak kimlik e, yalan da öyle geçici olarak e, orada bir kimlik yarattıklarını düşünüp rahatlıyorlar. E, ama bu geçici ama arkada biliyorlar ki sevilen kendileri değil imajları bu da onlarda bir kaygı yaratıyor. Böyle... Aslında şöyle bir soru var Hı? tabii ki o yatın ve mezun olduğun okul sen değil misin? Ya da bu sen nereden başlıyorsun? Bu tabii ki ayrı bir şey. Çünkü bunlar yaşamın içerisinde Belki bizi biz yapan bir takım özellikler de olabilir yani yatın işte çıkıp da böyle bir böyle yanık bir vücutla işte güzel bir şortla yatta böyle güzel bir poz verdiğinde Aslında kendilik tanımının içerisinde o fotoğrafı da oluşturmuş olabiliyorsun ama bunun içselleştirilmesi lazım belki evet. yani içselleştirilmeden bunu işte e, sadece o fotoğrafı vermek için ol yani bu şuna benziyor İyi gitar çalmıyorsun ama gitarla bir poz vermişsin gibi. Ya da işte müthiş bir e, işte e, ne deniyor ona e, kayıp borçlu değilsin ama işte kayıp o, o fotoğrafı vermişsin gibi. Sadece fotoğrafla kimliklenmekle bunu gerçekten yaparak kimliklenmek arasında fark var. Mesela şimdi bizim e, kadınlar boks'a dünya şampiyonu olduğunda evet boks'a dünya şampiyonu olmuş biri olarak saygı görüyor. Ama gerçekten de bu belki saygın bir şey. Ama bir başkası bunu görüp de sadece eldiveni takıp da işte kickbox'a başladığın pozunu verdiğinde... ...bu saygın olmak çok kısa oluyor onun için. Ve bir süre sonra fark ediyor ki ben o değilim. Ama diğeri dünya şampiyonu gerçekten. O yüzden o imajla gerçeği olabildiğince birbirine yakınlaştırmak, yakınlaştırmak lazım. lazım evet. Gerçekten boks yapabilecek bir yeteneğin muhteşemliği halin yok ise... Boks yapamamış halinle ama evet. denemiş halinle kendini sevebilmen lazım. Kesinlikle Razı öyle. Ol. Öteki türlü o imajı ayakta tutabilmek için çok şuursuzca ilkeni çiğneyebilirsin, inandıklarını çiğneyebilirsin, kendi hayatını çiğneyebilirsin. O imajı ayakta tutabilmek için. O yüzden o iç ses dediğimiz, bahsettiğimiz, Özgür'ün kendini geliştirmek dediği bahsettiği kendimizle tokalaşmamız. Hı hı. Ve hadi beraber bu tüneli yürüyelim. Yamuk halimizle, yetersiz halimizle, uzun halimizle, kısa halimizle, Edy'e bir sürü şeyimizle. Ve yine aynı noktadan başlıyor. Eğer doğduğun ailede sevilip cesaretlendirilirsen, o zaman daha iyiye gitmek için kendinde cesaret bulursun. Evet. Çünkü zaten kabul görüyorum, seviliyorum. Evet, zaten işte bu... Eee ideal benin oluşturulması kendini kabul etmediğin bir noktada ortaya çıkıyor ve zaten bu doğduğun ev, yaşadığın ortamdaki kimliğinin kabul görmemesiyle alakalı bir şey. Yani bir sen varsın aynaya baktın. Aslında burada sosyal medyada bir kullanımda bir sıkıntı var mı anlamak için çok kolay bir yöntem var. Yani ben konferanslarımda söylüyorum onu her zaman. Çocuğunuzu alacaksınız, oturtacaksınız böyle. Yanında da profilini açacaksınız. İkisine bakacaksınız ne kadar benziyor birbirine. Aralarındaki fark büyükse, yani profilde çocuğun kendisi birbirine benzemiyorsa ya profildeki varoluşundan çok memnundur. Bu bir sorun. Bu bir sorun. Ya da kendi varoluşundan memnun değildir. Bu da bir sorun. O yüzden ne kadar kendini yansıtabiliyor ve bu cesareti ne kadar var. Aslında orada problem bir çözülüyor belki. Çocuğa şu şunu da sormak mümkün. Evet, sen bu imajı seviyorsun ve bu imaj sana iyi geliyor. Peki o zaman buna ulaşmak için neler yapmalısın? Hı hı. Ve emek, kendine sevgi. Sen evet. çok fit bir vücut görüyorsan o zaman nasıl sağlıklı beslenirsin? Nasıl spor yaparsın? Emek, o bahsettiğimiz tuzlu suya atıp ee, Ter dökeceksin, evet. kafa patlatacaksın, gözyaşı dökeceksin. Ve eğer gerçekten bu imajın çok iyi olduğunu düşünüyorsan o yatı nasıl alabileceğine bakacaksın. Çalışarak burada ilkelerini belirleyeceksin. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, ezmeyeceksin ve onu ne kadar yaklaştırırsak o kadar o huzura erdirtebiliriz. Hem değerler önemli burada, hem de burada. dökülen alın teri. İşte burada e, çocuklar ekranın içine baktığında orada gördükleri figürlerin o sadece tek bir videoyu çektiğini ya da o tek bir oyunu iyi oynadığını zannediyorlar ama bütün bunun arkasındaki süreci kaçırıyorlar. Orada emek de var, alın teri de var. Yani çok takipçili bir YouTuber'ın elbette ki bir takım değerleri var. Ve onlar bir şekilde getirip onu o noktaya getiriyor. Yani ben çok takipçili olmak bir başarı değil. Ama bunu bir başarı olarak ölçen biriysen de o kişinin oturup da kamera dendiğinde direkt onları söyleyemediğini bil. En azından çalıştığını ve saatlerini oraya verdiği konusunda netleşebiliriz youtuber. En azından evet. bir kamerası var ve bir kamera sahibi olup onu çalıştırıp çekmek, sesi ayarlamak falan bile bir çaba ve beceridir her şeyde. Evet, bu önce. emek. Emek var orada. Sa evet. Her zaman olmak durumunda. Özgürcüm, şimdi artık seçimlere biraz gelelim ama bu bir şey söyleyeyim hı. Mi ondan tamam, önce. Tamam. Hani e, mesela e, dedin ya sen gitar çalmıyor ama gitar hı hı. var. O zaten e, sahte kimlik. Gerçek bir gitarist olduğunu varsayalım. Tamam mı? Orada da şöyle bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Şimdi bir araştırmadan bahsedeceğim. Efsane. Şimdi insanlara diyorlar ki işte Mehmet gel bakalım. Senin kaç tane rolün var yaz. Yazıyorsun sen. İşte hocayım, televizyon sunucusuyum, arkadaşım falan yazıyorsun. Sonra kaç tane olumlu ve kaç tane olumsuz özelliğin var? Onu da yazıyorsun. Tamam. Hı -hı. Yazıyorsun. Sonra diyor, sana diyorum ki yazdığın olumlu ve olumsuz sıfatlarını bu yazdığın rollere dağıt hı hı. Tamam, rollere dağıt Sen diyorsun ki hocalı bütün pozitifleri hocalığın altına yazıyorsun diyelim hı hı. hocalık ya da arkadaşlığın altına yazıyorsun bütün negatifleri de e, işte televizyon sunuculuğu onun altına yazıyorsun ha yazarlığın altına olumlu şeyleri yazıyorsun hı hı. ve şunu görüyorlar ruhsal olarak e, bütün hisseden insanlar olumlu ve olumsuz özelliklerini neredeyse eşit dağıtıyor dağıtıyor Tamam yazarlığına da olumlu koymuş olumsuz koymuş Babalığına da olumsuz olumlu koymuş Anneline de koymuş ama Entegre olmamış kimliklerde 2-3 e, tane kimliği kendine seçiyor 2 üç tane kimliği kendine seçiyor ona bütün olumları koyuyor diğerlerinin olumsuzları koyuyor. Bunun avantajı ne ona onları kullanmıyor Bir ortama girdi mesela o 3 tane hı hı. özelliğini yazdı O ortamda da o alt kimlik kullanamadı. Hemen biliyor musunuz ya ben çok iyi bir yazarım ya diyor. Hemen hmm. o alt kimliği, o pozitifliği onu kullanmak için kendini sunarken, Tabii kendini, sunarken, kendini sunarken özellikle bu ortaya çıkıyor. Tabii kendini sunarken. Kendini sunarken oluyor. Onun için yani bazı insanlar e, bütün benliklerini e, başarılı olduğu birkaç imaja sığdırırsa da sıkıntılı. Evet. Bir entegre bir e, dağılım ve kimlik oluşturması da çok önemli. Zaten o kimlik, bu demek zaten. O kimliklerden beslenebilmek için kimlikleri tek tek çıkardığında yani bu kim işte dünya şampiyonu bir boksör olmak, iyi bir anne olmak, iyi bir yazar olmak, iyi bir rol hepsini çıkardığında geriye hala bir şey var. İşte onun sağlam olması zaten diğerlerini belki anlamlı kılıyor. Evet. O yüzden biz yani mesela meslek sahibi olup da o kimliğe girdiğimiz anda her şeyi düzeltmiyoruz. Sizin mesleğinizde de bütünlük içerisinde çok keyifli, huzurlu, senin baştan söylediğin gibi kişiler de vardır. Ama bir yandan çok huzursuz, mutsuz, hayatı örselenmiş geçen insanlar da vardır. Bu manada <laughs> sizden çok kısa cevaplar alacağım. Abi çünkü süremiz bitti. İki saat tamam. bitiyor. Bu programla ilgili en büyük sıkıntımız bu. Zaman diye akıp gidiyor. Sağ olun. Sizler sayesinde. Ya şimdi bu üniversite sınavıyla ilgili bir durumun eşiğine geldik. Az kaldı ona da. Ya da KPSS sınavları var. Meslek seçerken, yani kariyer belirlerken şöyle dikkat etmeleri gereken bir iki tane öneri neler yapabilirsiniz? Hem ebeveynlere hem ee, ...öğrencilere. Ne dersin? Neye dikkat etsinler? İrem evet. Hocam. Kendilerini tanınmalarını öncelikle. Ya, matematikten sıkılan birinin... ...mühendislik yazması... ...olmayacak bir şey. Hı -hı. Yani, bu benim Michael Jordan gibi basket atmaya... ...niyet etmem gibi bir şey. Hı -hı. Hayır. Benim ne yeteneğim, ne bilgim... ...ne çalışmam buna müsait değil. Yapım müsait değil. O yüzden ben şuna inanıyorum önemli olan o huzur ise kendimizden razılıksa ve e, üretebilmekse iyi şeyler bunu özellikle bir alanda yapmak zorunda değiliz. Mühendislik, hukuk, tıp ya da yeteneğimiz varsa da yapalım mutlaka orada yapalım. O yüzden insanın bir durup kendine bakması lazım. Hı hı. Çok ne söylüyorum benden asla bir cerrah çıkmazdı. Mümkün değil. Ya yani ben Neden? 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 Çünkü babam bunu çok istemişti. Hayır, yok yok, yok. Babamla şey ilgili değil. Ben bir şekilde kişilik özelliği olarak daha hızlı ve e, dürtüsel olabiliyorum. Ha. Ya ve oradaki bazı konularda mesela e, benden hiç olmayacak şey çocuk cerrahisidir. Çocuklara karşı zaten hassasiyetim var ve cerrahi. Hmm. O yüzden benim kalkıp bunu zorlamam ya da bir e, renk körünün patolog olması ile ilgili kendisini zorlaması. Ya, ya... Mehmet'in cerrah olduğunu düşünsün <laughs> hocam. Ee, ben açıkçası Kızın... hani şu mükemmeliyetçilikten bahsettik ya. Mükemmeliyetçiliği olumsuz olarak ele aldık ya. Cerrahımın ya da atıyorum işte diş hekimimin biraz mükemmeliyetçi olmasını isterim açıkçası. Ama işte. ben bunu bir kere e, bir arkadaşıma da sormuştum. Çok. Mesela cerrahlar e, giriyorlar 11 saat ameliyat. Yani benden bunun çıkması mümkün değil. 11 çok saat sadece. orada. Full benim... konsantrasyon gereken bir şey. Tabii, tabii ki full ki ki konsantrasyon ve cerrahlara bunu sorduğunuzda mesela ben çok açıklık soruyorum. Tuvalete ihtiyacınız gelmiyor mu? Karnınız acıkmıyor mu? Canınız sıkılmıyor mu? Ve cerrahların baktığı şey büyük bir şaşkınlıkla. Yok. Çünkü onların kafası ve onların şablon benimkisi gibi değil. Evet. Ama muhtemelen onlar da şunu söylüyordur. Nasıl bütün gün bir şeyler dinleniyor? Hmm nasıl satır arası takip ediliyor. Evet. O yüzden üniversiteyle de ilgili herkes önce bir kendiyle bir çok çok net bir şekilde çok güzel bir örnek tokalaşsın. verdiniz. Çok Kendi mesleğinizden verdiğiniz cerrahlarla ilişkilendirerek verdiğiniz örnek o kadar değerli ki. Tabii. Bu yani ikisi de çok e, böyle önerilen meslekler ama mesela ikisi için de çok özel bir takım beceriler lazım. Bunların farkına varmak, kendinin farkına varmak evet. çok önemli burada. Tabii. Şöyle şu şunu belki de programda bile fark etmişsinizdir. Ben bir o tarafa dönüyorum bir bu tarafa. Bir cerrah düşünseniz de beyin ameliyatı yapıyor bir o tarafa dönüyor evet, bir bu tarafa. Işi zorlaşacaktır. Ha, o yüzden <laughs> herkesin o yüzden, işi Herkesin öncelikle kendiyle tokalaşması çok değerli bir şey diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben ne yapıyorsun? Özgürcüm, sen ne önereceksin? Neye dikkat etsinler? Kariyerini seçecek insanlar yakında. Ben seçecekler. ne olmak istediklerine değil de ne yapmak istediklerine Hı -hı, odaklansın. Mesela. Yani ne yapmak istiyorlar? Eee Etki, güçlü yanlarına güçlü yan çok güzel söyledim. Güçlü yanların üzerine inşa etmeleri çok önemli. Ben ee, fırıncı olmak değil ekmek yapmak istiyorum. Güzel ekmekler yapmak istiyorum. Böyle bir şey mi? Ha, şöyle bir şey. Ressam ben, olmak değil bayağı, Ben fırıncı ol olmak istiyorum. Yani artık insanlar sağlıklı beslenemiyor. Ben sağlıklı ekmekler yapmak istiyorum. Cevizli. Cevizli. <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> üzümlü <hatırladım>. gibi. <laughs> pandemi hatırlatıyor. Artık yani e, bir hocamız vardı. Kadar Engin. kötü ekmekler yedik ki hocam pandemide çok zor evet, Engin hocamız ha, Evet. Çok güzel bir şey söyledi be. Efsane. İyi meslek yok. Meslekte iyi olmak var. Kesinlikle. Çok güzel. Çok güzel. Bak Kesinlikle. ne kadar iyi bir noktadan evet. ve aslında vedamızı yapacağız şimdi. Çok değerli iki konuğum vardı. Şimdi ben... birbirinden değerli. Birbirinden değerli. <laughs> evet. O da şey mi sürekli böyle kısır döngü. Şöyle bir noktaya gelmek istiyorum. Bu burada olmak, bu Cuma gecesi e, bizi izleyenlere ulaşmak, çok güvendiğiniz konuklarla, doğruları duyacağınızı bildiğiniz insanlarla bir arada olmak çok önemli. Ama her şeyden önemli sizin zamanlarınız, bu zamanı buraya ayırdığınız. O yüzden siz de şu anda zaman geçirmek isteyen diğer kişilere de teşekkür ediyoruz. Biraz onlardan alı koymuş olduk size ama şu e, üretilen bilginin ulaştırılması tarafının çok değerli olduğunu düşünüyorum. İşte bir makale yazdığında, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani mesela doktora tezimi kaç kişi okumuştur? Ama bir televizyon programına çıkıp da bunları aktardığımızda gerçekten büyük bir kitleye ulaşabiliyoruz. O yüzden bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, tekrar Türk Eğitim Vakfı'ndaki yönetim kurulu üyeliğini tekrar tebrik ediyorum. Senin enerjin, senin orada yaptıkların bir kardeşimiz ve dostumuz yaptığı için hepimizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Ee, ve orada başarılarını diliyorum ama bu arada orada bütün yönetim kurulundaki sevgili dostlarımıza da selam ediyorum. İyi ki varsınız ve birilerinin yapması lazım. İyi işler yapması lazım. Ee, biz önümüzdeki hafta aslında biraz devam edecek gibi olacağız ama daha sınavlarda olmamış olacak. Tam öncesinde. Tam öncesinde <laughs> denk gelmiş olacak. Önümüzdeki haftada teknolojiyi, metaverse'ı Var. Oradaki huku, psikolojiyi acaba bu hıza ayak uydurabiliyor mu belli meslekler diye bir gözden geçireceğiz. Canan Acar Türk, İsmail Davarcıoğlu ve Erdem Özkul bizle beraber olacak. Sanki biraz da programın devamı gibi düşünebiliriz ama tabii çok özgünlüğü olan bir program. Ben değerli konuklarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür değerli zamanınızı zaman ayırdığınız teşekkür için, Büyük dostluğunuz de. için ve önümüzdeki hafta cuma gecesi sevgili izleyenlerime. Biz gelmiyoruz dinleme, yani. İlk fırsat tekrar bir araya gelmeyi çok çok yani isterim. Kar mı? Kar mı? Ben de inanamıyorum <laughs> ya ben. <laughs> Önümüzdeki hafta ve her Cuma gecesi inşallah yine burada olalım bir arada sohbetlerimizi edelim. Yine bütün ekibime ekibimize çok teşekkür ediyorum. Burada arkada çok özel bir grup size programı hazırlıyor. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.